ETV'de 7. gün başlıyor. 7. günün bugünkü konusu gençlerin referandumdaki koordinatları. Gençler çok önemli, geleceğimiz için çok önemli, Türkiye için çok önemli, dünya için çok önemli. Konuklarımız, bugün genç konuklarımız var. Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdullah Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Yöneticisi, siz de hoş geldiniz Abdullah hoş Bey. Sercan Aybek, Cumhuriyet Halk Partisi Göl Marmara Gençlik Kolları Başkanı, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler bugünümüz için ne kadar önemliyse gelecek için de o kadar önemli. O nedenle geleceği şekillendirecek, geleceği var edecek gençler bugün Türkiye'de yapılacak olan daha doğrusu 16 Nisan'daki referandum için bugünden çalışmalarını başlattılar. Referandumda evet veya hayır cephesi çalışmalarını başlattılar. Burada biz gençleri önemsiyoruz. Hem ETV ailesi olarak, televizyon olarak önemsiyoruz. Hem ben kişi olaraktan, Ali Gültekin olaraktan çok önemsiyorum. Çünkü gençlik gelecek. Geleceğinde demokrasi, layık bir Türkiye olması konusunda sizlere çok görev düşüyor. Bununla ilgili çalışmalarınızı soracağız. Çalışmalarınız hakkında bilgi alacağız. İzleyicilerimizle paylaşacağız. Sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Gülşah Hanım, sizden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı olaraktan gençlerle ilgili hayır cephesi oluşturmakta veya hayır referanduma hayır nedenleriniz nedir? Gençlerle nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Şili modeli daha yumuşak, herkesi toparlayıcı, böyle radikal söylemlerden uzak toplumu kapsayan bir program etrafında çalışma yürütüyor. Bu bence de önemli çünkü Türkiye'de hep radikal söylemlerle böyle kutuplaşmalar, siz ve biz veya ben ve sen gibi bir şey oluyor. Aslında bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani çünkü gençlerin eğer bu evet de çıkarsa, hayır da çıkarsa, zarar görecekse tüm gençler çıkacak. Yarın kanunlar işte AK Partili gençlere ayrı, MHP'li gençlere ayrı, Cumhuriyet Halk Partili gençlere, sosyalist, komünist gençlere ayrı ayrı kanunlar çıkmayacak. Belki daha çok mücadele edenler daha önce kafaları böyle tank tank ezilecek mücadele alanlarına gidenler. Ama tüm gençler zarar görecek bu yasadan. Onun için birlik beraberlik içerisinde işte layık evet. Demokratik bir Türkiye için veya demokrasinin, cumhuriyetin korunması için neler yapıyorsunuz? Söylediğiniz gibi maalesef bugün Türkiye'ye baktığımızda insanlar gerçekten çok uçlaşmış ve zıtlaşmış durumda. Yapılan araştırmalara göre insanlar komşularının başka bir partiden olmasını istemiyor. Çalıştığı yerdeki kişilerin kendisiyle yine aynı partiden olmasını istiyor. Başka partiden biriyle aynı yerde çalışmak istemiyor. Aynı mekanlarda olmak istemiyor. O yüzden Türkiye maalesef şu an acayip bir zıtlık ve uç noktalara çekilmiş durumda. Bu dün sağcı solcu kavramlarıylaydı. Bugün batı doğu kavramlarıyla. En son geldiğimiz noktada evetçiler ve hayırcılar olarak kutuplaştırılmak isteniyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliğine siyasi bakmıyoruz. Bu bir siyasi seçim değil. Burada anayasa değişikliği oylanacak. Burada Cumhuriyet Halk Partisi kazanmayacak, AK Parti kazanmayacak, Milliyetçi Hareket Partisi kazanmayacak ve tabii ki AK Parti kaybetmeyecek ya da diğer partiler kaybetmeyecek. Bu seçimde kazanan partiler olmayacak ya da kaybeden partiler olmayacak. Bu seçimde halk, millet ve ülke kazanacak ya da kaybedecek. O yüzden bu seçim çok önemli bir seçim. Gençler için de çok önemli seçim. Biz gençler olarak hiçbir alanda baskıya boyun eğmiyoruz. Yeri geliyor evde annemize, babamıza karşı çıkıyoruz. Onların üzerimizde kurmaya çalıştığı baskılara, kararlarına kendi süzgecimizden geçirip karşı çıkıyoruz. Kendimiz değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Hür irademizi kullanmak istiyoruz. Ama bu önümüze sunulan anayasa paketinde çok seslilik yok ve tek bir adam rejimi var. Orada bir şey yapayım. Yani çok seslilik nedeniyle bizim bu yayınımız canlı olarak da bugün maç da var biliyoruz. Evet. Facebook sayfalarından canlı olarak bir taraftan maça bakarak bir taraftan da gençler kendi sorunlarıyla ilgili bizi dinleyebilirler. Facebook sayfasına girip ETV diye Facebook'tan ETV'yi seçtiklerinde Facebook sayfalarından da canlı olarak bizi izleyebilirler. Siz devam edin. Evet, teşekkür ederim. Sizler de paylaşabilirsiniz sayfalarınızda. O yüzden bu süreç çok önemli bir süreç. Gençler için çok önemli bir süreç. Bizim geleceğimiz için,
Çünkü bu referandumda hayır oyu vermek bizim gerçekten torunlarımıza bırakacağımız en büyük miras. Bu anayasa paketini biz niye desteklemiyoruz, niye hayır diyoruz? Çünkü bu anayasa paketinde ekonomiyi düzeltecek bir madde yok. Pakete girmeden önce şöyle gençlerdeki ruh hali ne? Yani biz dedik ya gençlerin böyle referandum koordinatları diye. Yani gençlerde siz gittiğinizde tam anayasaya girmeden yani neler söylüyor? Mesela bir köylü gençliğin istemene, bir işte çalışan gençlerin, çırakların, mesela diyelim ki atanamayanların, öğrenci gençliğin. Yani böyle gittiğinizde o heyecanla nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir heyecanla yaklaşıyorlar? Bu arada tabii biz köylere gidiyoruz, pazarlara gidiyoruz, üniversitelere gidiyoruz, taksi duraklarına, otogarlara, işçi duraklarına hepsine gidiyoruz. Tüm sokağın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Ben de bizzat kendim de köyde oturuyorum. Koldereliyim. Koldere'de oturuyorum ve o yüzden aslında hani köyde kırsalda oturan gençlerin sorunlarını da çok iyi biliyorum. Çiftçilikle uğraşan gençler para kazanamıyorlar. O yüzden maalesef Manisa'da merkezde asgari ücretle bir işe girmek zorunda kalıyorlar. O da yol parasına mı gidecek yoksa Manisa'dan bir yer tutacak, kiraya mı gidecek? Şu anda insanların hepsinin sıkıntısı ekonomi ve geçim. Bir de aynı şekilde gençlerin resmi olarak olmasa da ülkenin bir savaş hali. Her gün şehitlerin gelmesi, insanlar askere gitmekten korkar oldu. İşte uzman çavuş önceden çok revaçtaydı. Köylerde, kırsallarda herkes uzman çavuş olmak, polis olmak isterdi ama artık insanlar atanamayan öğretmenlerin veya memurların evet, bir çoğu uzman çavuş olurdu. Bir kaçış polis yoluydu. Olur. Polislik ya da uzman çavuşluk. Şu an aileler de çocuklarının bu mesleklere yönelmesini istemiyor. Aynı zamanda gençler de tedirgin. Çünkü her gün memleket şu an bir yerinde bomba patlayabiliyor. Ya da işte bir savaş hali bir Suriye'ye gidebiliyor. O yüzden gençlerin buna tepkisi nasıl? Yani daha önceden mesela diyelim gençler ki ülke içerisinde düşünüyor. Şehitlerimiz geldi. Şimdi bir de Suriye çıktı. Yani hatta tepkiler de var. İşte Suriyeli gençler Antalya'nın, gençler burada Mersin'in üniversitelere puansız yerleşebiliyorlar ya da işte kamuya atanabiliyorlar ama bizim gençlerimiz de Suriye'ye savaşa gönderiliyor. Halkta buna çok büyük gençlerde tepki var ve gençlerin hepsi bu anayasa paketi bizim ne geçimimize ne ülkemizin güvenliğine, geleceğimizin güvenliğine bir çare olmuyor. O yüzden hayır diyoruz diyorlar. Abdullah Bey şeye gelin, tam da gençlerin geldiği yerde sizinle yine devam edeceğiz. Tabii ki. Sizi çok yormayalım. Estağfurullah. Şeyden tam girelim böyle hani bu gençlerin işte asker olup işte şehit cenazelerine gelmesi. Yani biraz önceki işte başkanımla konuştuğum soruyu sizlerle konuştuğumuzda paylaştığımızda daha çok erkekler olaraktan işte kahvelerde veya üniversitelerde iş yerlerinde konuştuğunuzda. Şimdi daha önce biliyoruz işte ülkemizde yıllardır devam eden olaylar var. Bu olaylar sonucu birçok şehrimize, ülkenin birçok coğrafyasına şehit cenazeleri geliyor. O şehit cenazeleri de ne hikmetse hep yoksul evlerine geliyor. Anadolu'nun yoksul köylerine geliyor. Yoksul insanların evlerine geliyor. Şehit olanlar da onlar. Ama bir taraftan da Türkiye'de işte şehitlik mertebesi böyle övgüyle canlandırılmaya, kabullendirilmeye çalışıyor insanlara. Hani böyle din adamı kılıfında televizyona da çıkarıp hep yoksulluktan bahseden, ağlayan, Hazreti Muhammed'in yoksullukla öldüğünü, işte hiçbir şeysinin olmadığını söyleyenler ama kendi çıktığı programlarda işte 40 bin dolarlık, 50 bin dolarlık maaşlar aldıkları, otellerinin, işte barlarının, bir sürü yerlerin, restoranlarının olan insanlar yoksulluk edebiyatı yaparaktan, yoksulların o duygularını sömürerekten para kazanıyorlar. Şimdi de şehitlik edebiyatı yaparaktan, yani şehit nasıl olunur? İşte bir ülke toprakların işgal olunur. Yani biz Çanakkale'de olduğumuz gibi, Dumlupınar'da olduğumuz gibi, Manisa'nın işgalinde olduğu gibi, İzmir'in işgalinde olduğu gibi, hatta işgal güçlerini ülkemizden kovmak için mücadele ettiğimiz gibi o zamanlar şehit olur. Yani Deniz Gezmişler'in 6. filoya karşı mücadele ettiği gibi insanlar sokağa çıkar kendi ülke savunmasında gözünü kırpmadan şehit olur. O ayrı bir şey. Burada nasıl gençler bu şehitlik algısını nasıl kendileri yorumluyorlar? Öncelikle şöyle arz edeyim. Halkın çoğunluğu, halkın içinde bulunan köydeki, ilçedeki, mahalledeki gençlerin artık kazanmış oldukları çiftçi ve yapmış oldukları işlerin tam anlamıyla ekonomik gücünün iyi bir raddeye gelemediğinden dolayı kendilerini artık ya uzman çavuşluk ya da polisiye doğru sevk ediyor. Yani bunun en büyük özelliği mesela üzüm fiyatları düştüğü anda halk, çünkü orada 10 dönümlük 5 dönümlük bağla
Sadece bir sene boyunca bunun getirisiyle çalışan insanlar var. Başkalarının bağına gidip çalışan insanlar var. Ve arkadaşlarım var, keza ben de yazın bu işlerde çalışıyorum. Bunun asıl mantığı şudur. Eğer işçi, eğer çiftçi çocuğu bunu bir türlü kazanamıyorsa, yani ekonomik gücünü elde edemiyorsa, ondan sonra alternatif işlere yöneliyor. Alternatif işler, en temizi olan bir nevi askeriye ya da polis sınavlarına girip gitmesi. Maaşı sağlam diye. Maaşı sağlam diye. Memur. Devlet dairesinden sen atılma riski bu. Yoktur. Fakat şehadet şerbeti dedikleri ve de dikkat ettiysen bütün şehadet şerbetini içen insanların, bütün şehitlerimizin hiçbirinin ekonomik düzeyinin hep düşük olduğu, hiç yüksek olmadığı, sadece şehadet şerbetini ekonomik durumu kötü olan halkın çocukları mı çekecekti? Yoksa hala çocukları çürük rapor alıp askere gitmeyenler, tecil ettirenler, hala daha çocuklarını askere göndermemiş için uğraşan insanların kelimeleri bizim çocuklarımız işte şehit cenazelerinde elini tabuta koyarak orada siyaset yapanlar aslında bu gençleri ne kadar sevmediğini gösteriyor. Normalde köyde konuşmalarımızda sadece şunu soruyorum ben onlara. Ne kazanıyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Kendi bağımda az kazanıyorum. Başkasının bağına çalışmaya gidiyor. Sonra egoman bir güçler var. Onların yanında işçilik olarak çalışmaya başlıyor. Ve bunun sadece tarım işçileri olarak da çok büyük bir zan altında olduğu. Mesela halka inemediklerini gördüğü en büyük nokta. Ama gençlik halkın ve milletin en büyük iradesidir. Bu gençlik eğer yok olmaya başladığı sırada ileride de hiçbir şey göremeyiz. Bunun en büyük özelliklerinden birisini şöyle toparlayabilirim aslında. Buyurun. Gençlerimizin... Rahat rahat konuşun zamanımızda. Yani gençlerimiz olarak sadece bundan dolayı değil uyuşturucu yönlerine gitmeleri. Bunların hepsi ekonomik. Çünkü çok büyük bir tuzağın içerisinde çekilmek isteniyor bu çocuklar. Bunların amaçları çünkü hani dindar ve kinler gibi bir nesil yetiştiriyor onlar. Fakat bir nevi de uyuşturmuş gençlerin peşine düşüyorlar. Şeyde Abdullah Bey zaten yani bugünkü dizilerle gördüğümüzde yani Anadolu'nun işte o yoksul kasabalarında Türkiye'deki televizyonlardaki dizileri seyredenler işte bir okul dizisi yapıyorlar. Öğrenciler son model arabalarla okula gidip geliyorlar. İşte bir gençlik dizileri yapıyorlar. İşte çocuklar böyle moda giyinimleriyle, altındaki araçlarıyla, tarzlarıyla eğlendikleri yerleri özeniler. Yani bir İstanbul'daki, İzmir'de veya Ankara'da çevirdikleri bu dizilerde de Anadolu'nun bir köyünde yaşayan bir çocuk İstanbul'daki tüm gençlerin öyle yaşadığını, İzmir'deki tüm gençlerin, Ankara'daki tüm gençlerin öyle yaşadığını zannederekten köyünden, ailesinden koparaktan oraya geliyorlar. Oralarda da zaten şeydir, 30 uzakları çekip geldikleri zaman evsiz, barksız, işsiz yaklaştığı zaman işte uyuşturucuya, fuhuşa, kumara, hırsızlığa veya çeteleşmeye de oralardan insan kaynakları, pazarlar oluşturuluyor zaten. Medyada o zaten, nedenle gidiyor. Yani medyada zaten en fazla ulaşılıyor. Mesela ülkemizde 6,5 milyon işsiz var. Bu işsizlerin bir de sadece resmi kabul edilen. Bir de yani artık işe iş bulamam. Çıkmış. Artık evet. Hiç yani, işe girmemişler hiç işe, sayılmıyor tabii sayılmıyor. Köydeki ya da, hiç işe girememişler ya da sayılmıyor. Ya da hiç nasıl olsa bana iş çıkmaz diyen bunların hiçbiri de olmuyor. Çok büyük bir ciddi bir rakam. Ve bu kadar işsizimiz bulunurken hala göç almamız ve hala bizim gençlerimizin şu anda sınırımızın dışında sanki çok ilginçtir ki bu ülke o kadar güvenilir bir ülke ki artık kendi güvenliğimizi bırakıyoruz, bizim gençlerimize el baba gönderiliyor. Şimdi şurada toparlayalım Atılay, koordinatlara baktığımızda. Şimdi bir sizin şey yaptığınız yani konuştuğunuzdan altını çizdiğimiz bir köyler boşalıyor. İki, köylü gençlik yani üretici köylerde yaşam şansı yok. Çünkü geçinemiyor. Ailesi ektiğinden, biçtiğinden para kazanamıyor. Hatta kendi mahsullerine yoksul olduğu için ekmiyor. Neden? İşte gübreye verdiği para, ilaca verdiği para, mazota verdiği para karşılamıyor. Başka bir ağanın yanında, toprak ağasının yanında, daha çok toprağı olan zenginlerin yanında çalışmaya gidiyor. Yani neden? Bunun için hayır demeli. Ne yapmalı? İşte bizim o tektaşlara bilmem şeylere gemilere bilmem neylere ucuz verilen mazotların köylüye de verilmesi için ne demeli? Hayır demeli diye diyorsunuz. Yani bunun gençlik için... bunun farkında ama yani oradaki olan gençlik ekonomik durumunun böyle olduğundan dolayı yani konuşmaya başladımsa da onların ekonomik durumundan konuşmaya başladımsa da zaten belirtiyor yani hatta direkt gidiyoruz konuşmaya başladık yani zaten belli hayır. Çünkü bize bir yansıması yok. Bir insanların zenginleşmesi var.
diğer insanların daha çok fakirleşmiş. Çünkü referandumdaki o değişiklikleri ele aldığımızda, yani referandum evet geçtiği zaman işte gençliğin, o yoksul gençliğin kaderini değiştirecek, yoksul köylünün kaderini değiştirecek, çalışan işçinin kaderini değiştirecek, geçinemeyen emeklinin kaderini değiştirebilecek bir şey yok orada. Yok. Yani bugün işte ne Koldere'deki bir köylünün ne Sancaklı Bozköy'deki bir köylünün kaderi değişmeyecek. Yani ama fabrikatörün, işte diyelim ki toprak ağalarının veya işte zenginlerin kendi kaderlerini bir türlü değiştirecekler. Çünkü bu ülkede, yani dünyadaki işte bakıyorsun, aşağı yukarı bundan 5 yıl önce 300 ailenin geliri tüm dünyadaki diğer insanların gelirine eşitti. Bu daha da azalarak 180 lira falan düştü herhalde. 180 ailenin geliri işte bilmem neye şey. Yani buradan bakarak siz altını çok iyi çizdiniz gençlerin. Siz oradan devam etmek isterseniz, söyleyecekleriniz varsa söyleyin. Yoksa Sercan Bey'e geçelim. Tabii geçin, sonra oradan. Sercan Bey, siz üniversiteli bir gençsiniz. Üniversiteli gençliğin sorunlarını, kendi yaşam alanınız içerisindeki sorunları veya evet hayır'a, referanduma nasıl bakıyorlar? Bir de seni dinleyelim. Şöyle söyleyeyim, çok yakından takip ediyorum üniversitede. Herkes, yani her genç ağzından sürekli şikayetler çıkıyor. Yani hiç olumlu işte... Okula gelirken minibüs zamları, okula gelince okuldaki yemekhane zamları, akademisyen hocanın verdiği ödevler, yani fasikülleri kırtasiyeden çıkarmak için kırtasiyedeki zamlar. Hani baktığınızda ülkede hiç olumlu giden bir şey yok. Yani öğrenciler bakımından, gençler bakımından hani memnun kalan bir kişi yok. Hani desek ki ben muhalifim, ben şikayetçiyim. Amenna, ama öyle bir olay ki hükümete yakın olan kişiler, oy vermiş kişiler, destekleyen kişiler, gençler de aynı şikayetin içinde. Yani aynı konudan muzdarip. Şey yapıyor musun mesela Sercan Bey, üniversitede yemekhanede hani yemek yerken evetçi bir arkadaşın yanına oturup, yani böyle sohbet ettiğinizde samimi bir ortamda, yani kardeşim sen niye evet diyorsun veya o sana gelip niye hayır diyorsun, böyle sorup böyle sohbet ediyor musunuz? Ediyorum. Özellikle çok ediyorum. Sınıf, kendi sınıfımda ya okul binamdaki arkadaşlarla da aynı şekilde. İki tür evet oyu verecek veya yani bir evet oyu verecek olan var, vermeyecek olan var. Yani evet, onlar neyle gerekçelendiriyorlar? Yani bunun için evet demeliyiz diye sizi nasıl ikna etmeye çalışıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Çok partizan dediğimiz arkadaşlar daha çok evete yatkın. Ama şöyle, partizan olmayıp da şu anki mevcut hükümete oy vermiş arkadaşlar biraz daha mesafeli. Yani aslında partisi desteklediği için oy vermek istiyor ama önüne maddeler alıp okuduğunda bir çekiniyor. Yani tedirgin, güvenemiyor. Hani çünkü hakikaten baktığınızda 18 maddenin içinde hiçbir çözüm yok. Yani şöyle... Şapkadan tavşan çıkmayacak bu maddelerden sonra. Yani bir çözüm yok. Sadece yetkilerin ve görevlerin el değiştirmesi var. Yani bize bir çözüm sunmuyor. Var olan yetkileri, yani gerekse meclis, gerekse Danıştay'ın, HSYK'nın yetkilerini tek bir kişiye odaklıyor. Yani hiçbir çözüm yok. Sadece mevcutları aktarma var. Yani baktığınızda zaten maddeleri diyorsunuz ki, bana çözüm olacak ne var burada? Hani yani gençleri ilgilendirecek. Ben üniversiteden mezun olduğumda bana iş bulma, işte mesleğimi, kariyerimi yapabilme veya bir başka ülkede eğitimimi sürdürebilmek için, akademisyen olduğumda işte özrek bir eğitim içerisinde veya bilimsel bir eğitim içerisinde çalışabilmem için bana ne getiriyor dediğinizde. Bu maddeler geçtiğinde, kabul edildiğinde KYK yurtlarının sayısı artmayacak. Yani bunu ilgilendiren bir şey yok. Veya üniversite sayıları veya eğitim harcının düşeceğine dair hiçbir madde yok. Yani hani baktığınızda yani çok aslında şey geliyor biraz. İnsanlara çok böyle halk içinde olmayan şeyler, yani hukuk.
aslında herkesi ilgilendiren bir şey ama daha çok belli başlı kişiler, hakim, savcı, hukuk veya biraz daha eğitim seviyesi yüksek, yani kişisel olarak ilgili yani olan şu kişiler. Şu korku mu var sizde? Çok açık böyle konuşalım. Çünkü bizim programımız böyle çok açık, cesurca konuşulan bir program. Yarın diyelim ki bu evet geçtiğinde, çünkü bu tür konuşmalar var. Buradan da konuşmamızın bunun sakıncası yok. Ben bugün hatta bir arkadaşımla konuştum. Hukuk okuyormuş. Dedi ki, Ali abi dedi, yarın dedi ben hukuk okuduğuma pişman olacağım evet çıkarsa. Niye? Çünkü dedi yarın dedi şey dedi iktidar partisinin dedi il başkanına dedi şeye dedi savcıya dedi hakime dedi talimat verecek dedi. Bu dava böyle olsun diyecek dedi. Çünkü o davalar öyle olacak dedi. Yani benim avukatlığımın, iyi bir avukat olmamın, başarılı bir avukat olmamın sonucu olarak ben dava kazanamayacağım. Yani şimdi bu korkularla bir de şey korkusu var, yani insanların yarın geleceğim ne olacak kaygısı var. Şimdi sizde geleceğim ne olacak, evet, kaygısı var. Biz sizin üzerindeki daha yaşlı kesimlerde de geleceğimiz ne olacak kaygısı var. Yani aynen, bizim çocuklarımız için bırakacağımız bu dünyanın ne olacak bir kaygısı var. Yani bunu tam insan olarak da bakmıyoruz. İşte doğa olarak bakıyoruz, biraz önce dediğimiz gibi toprak olarak bakıyoruz. Bak Manisa'da özellikle, biraz sonra siz de değineceksiniz. Özellikle ekim alanları, tarım alanları bugün sanayiyle yok edilmiş. Yani çiftçi bugün baktığımızda Manisa Ovası'nda ekecek yer bulamıyor. Yani şükür ki daha önce bura Denizli'yle Manisa sit alanı içerisine alınmamıştı ova. Daha sonra birçok insan, Mimarlar Mühendisler Odası'ndan Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle birlikte yürüttükleri mücadele sonucu sit alanı içerisine almayı başardılar diye düşünüyorum. Siz herhalde de bir şeyler söylemek istiyorsanız Gülşah Hanım, sizden Sercan devam Başkanı edelim. Da belirtti. AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş hiçbir genç arkadaşım ya da büyüğüm kötü olsun diye oy vermediler. Hani iyi olacağını düşündükleri için, vatanımız için, ülkemiz, milletimiz ve halk için, kendisi için hep iyi olacağını düşünerek oy verdi. Bu seçimde de yine herkes elini vicdanına koyup neyin iyi neyin kötü olacağını tartıp oy verecek. Ve o yüzden biz çok umutluyuz. Gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Özellikle gençler bu maddeleri okuyup araştıran, bilen gençler, ben evet AK Partiliyim, AK Parti'ye oy verdim, Cumhurbaşkanımı çok seviyorum ama hayır diyeceğim diyorlar. Çok çünkü büyük sayıda. Çok büyük sayıda. Çok büyük sayıda. Özellikle gençlerde okuyup maddeleri araştırdıklarında hani hayır vereceğini söyleyen çok fazla kişi var. Bu da aslında hani bilinçlendiğinde, maddeler okunduğunda bu sistemin kabul edilebilir bir sistem olmadığını anlatıyor. Yine zaten diğer çiftçide de aynı şekilde tepkiyle karşılaşıyoruz. Niye evet diyeyim ki? Bu benim neyime çözüm sunuyor ki? Yani ürünümün fiyatı mı artacak, mazot mu düşecek? Hiçbir şey yok. Ben niye evet diyeceğim ki? Bugüne kadar hani belediye başkanlığı verildi, başbakanlık verildi, cumhurbaşkanlığı verildi. Daha ülkenin tapusunu mu vereceğiz hani? Bu pakette bize bir şey yok, o yüzden hayır diyeceğim diye kendileri söylüyorlar. Biz bu kadar verdik, bize de bir şey veresin. Yani bizim çok bir şey anlatmamıza bile belki gerek kalmıyor. Ama ilk hep gittiğimde ben evet oyu vereceğim diyenlerle özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü acaba düşünüyorum hani biz mi bir yerde hata yapıyoruz, biz mi yanlış düşünüyoruz da hayır diyoruz. Lütfen diyorum, siz bana anlatın, ben de ikna olayım, ben de evet vereyim. Eğer bu hani bizim için iyi olacaksa, gerçekten de bir şeyleri değiştirecek, iyileştirecekse ben de evet diyeyim. Ama şu ana kadar hani evet açıklayabilen hiç kimse olmadı. Yani zaten evetle ilgili bir şey söyleyebilen olmadı. Sadece işte istikrar sürecek, işte daha güçlü bir Türkiye, yok çift başlılık kalkacak. Aksine daha da çift başlılık artacak. İllerde. Ama şeydir Gülşah Hanım, öyle değil mi? Yani insan doğasında da şimdi çift başlılığın zararı ne ki? İnsanlar şimdi üniversitede mesela diyelim ki bir konsey var, yani oturuyor üniversitede bir konsey, üniversiteyle ilgili, yani rektör sadece karar vermiyor baktığında. Şimdi bizim ülkemizde veriyor da, yani medeni bir ülkede baktığında, özrek bir üniversite yapısında üniversitenin bir konsey var. Hatta üniversitenin yöneticilerinden oluşan değil, öğrencilerin de bir öğrenci konseyi var. Birlikte öğrenci konseyiyle oturuyorlar, üniversite yönetimi ortak programlar alıyorlar. Üniversitenin ne olacak diye programlar alıyorlar. Veya medeni ülkelerde bir mahallede, hı hı, en ufak bir çocuk parkı yapılacak da belediye başkanı o mahallenin
sakinleri, çocukları toparlanıyorlar. Nasıl bir park olsun? İşte bu parkın rengi ne olsun? İşte burada hangi aletler olsun? İhtiyaçlar nedir? Bunları belirliyorlar. Şimdi evet. insan doğası gereği çalışarak, konuşarak üretim yapması Kesinlikle. Lazım. Ekip dediğimiz, mesela bir fabrikada ekip çalışması diyorsun. Veya bir üniversitede ekip çalışması diyorsun. Öğrenci kolektifleri ya diyorsun. En ufak yani, bir kulüpte bile bir yönetim var, ortak karar veriyor. Evde bile yani tek kişi hiçbir zaman her şeye hükmedemiyor ki. Yani onun... Evin hani... Genelde Türk yapısında ataerkil yapıda hani evin reisi vesaire. Hadi evin reisi bir yemeği yapsın, yemeğe de karar versin bakalım. Tek başına hiçbir şey olmuyor yani. O yüzden mutlaka çok seslilik ve birliktelik gerekli. Tek kişi hiçbir şeye hükmedemez. Hükmederse de mutlaka yanlışlık olur. Aslında bu çift başlılık mevzusu şuydu. Yani çift başlılık olmasın artık, tek başlılık yönetim olsun düşüncesi diyorlardı. Ama zaten tek başlılık bir sistemdi. Çünkü biz milletvekilini seçiyoruz. Milletvekili meclise gidiyor, evet. meclis cumhurbaşkanı seçiyor. Sistem tek. Nasıl tektir? Çünkü milletvekilini halk bütün çoğunluk olarak, bütün illerde, ilçelerde seçerek meclise gönderiliyor. Meclise gönderildikten sonra ise meclisteki seçimi cumhurbaşkanı seçiliyordu. Fakat bunlar dedi ki, böyle olmayacak bu, cumhurbaşkanını halk seçsin dediler. Normalde çift başlığını çıkaran da aslında onlar. Halkın bunu görmesi gerekiyor. İlk Normalde... defa da zaten 29 Ekim 2012'de hani başbakandan sonra Abdullah Gül Cumhurbaşkanımızken izin vermesiyle hani devlette çift başlık olmaz diye başbakanımızın bir çıkışı olmuştu. Kendileri çıkardı onları çift başlığı. Sonra da yine şu anki Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda Ahmet Davutoğlu başbakanken yine çift başlık olmaz. Hani çift başlık Sen kişiye göre gelme, değişti. Dedi. Evet yani hani başbakanken... Cumhurbaşkanına çift başlılık olmaz dendi. Cumhurbaşkanı iken başbakana çift başlılık olmaz dendi. İç çatışmalarını ama ülkeye gelin. Bu kişiye göre bir rejim oluşturulmaya çalışılıyor şu an. Zaten bunu da zaten kişiye göre rejim oluşturulmuyor. Bunu zaten böyle görebiliyoruz. Yani zaten tek başlılık bir sistem var ama kişi yani istediğimiz kişi olduğu zaman orada ona göre değişiklik oldu. Ve ondan sonra şimdi ise artık halk Cumhurbaşkanını başkanlık sistemine dönüştürmesinin zaten en büyük etkilerinden birisidir bu. Halka bunu veriyor. Çift başlık olmasın, tek başlık olsun. Arkadaşım tek başlıydı bu. Sen bunu çifte dönüştürdün. Şimdi ise tekrardan teke dönüştürüyorsun. Kendini yordu. Ama kendisini yormasının sebebi aslında kendisini rahat ettirmesi. Mesela bu sadece çok farklı bir konudur. Gençlerin en fazla güvensiz olduğu noktalardan birisi şudur. İlkokul mezunu bir insan herhangi bir şekilde şu anda adliyede herhangi bir katip olabiliyor mu? Olamıyor. Ama eğer bu başkanlık sistemi geldiyse de ilkokul başkan mezunu bir insan yani Adalet Bakanı bile olabiliyor. Ve o kadar ilginçtir ki ilkokul mezunu bir insan bir okulda hademe olamıyor. Fakat bu başkanlık sistemi onaylandığı sırada ise milletin bakanı olabiliyor. Çünkü kişiye göre artık. Yani başkan ya da başkan yurt dışına çıktığında tüm yetkiye sahip olup ya kararname çıkartabiliyor, meclisi feshedebiliyor, tüm yetkileri kullanabiliyor. Ve gençler bunun farkında aslında. Ve Haydar Aliyev'in kendi eşini başkan yardımcısı yapmasa bizim bir senede bu halka anlatacağımız şeyi adam 5 dakikada yaptı. Evet. Bakın dedi böyle olursa yani adam ülkesine, eşini ülkesine hediye etti ya. Artık hani eşe verilebilecek en büyük hediyeyi verdi. Halk bunu çok yükseltti çıtayı. Hatta şey de var yani buna benzetme yapıp gönderme yaparak karikatüristler hemen karikatür çok yapmışlar. Çok sağlam şeyler yapıyor. Cumhurbaşkanının işte bakanların eşleri işte ben Aliyev'in eşi kadar değil miyim? Değil bana mi? Da şunu istiyorum bunu istiyorum şeyleri çıktı. Şey nasıl yorumluyorsun? Konusu mesela gençliğin en fazla buna ve ölen işçi sayılarına baktığınızda da genç sayısı çok fazla ve çok 2016'nın verilen raporlarına göre 1970 kişi işçi yaşamını yitirdi. İş kazaları. İş kazalarından dolayı. Hı hı. Ve çok ilginç i̇ş bir rakam. Güvenliğinin olmaması. İş güvenliğinin olmaması. Yani. Gençlik bunun farkında ve herhangi bir şekilde tarlada, bahçede zaten başkasının yanında fabrika sisteminde çalışırken güvenlik yok. Ve 56'sı çocuk. Yani 18 yaşının altında bir çocuk. Artık ekonomiyi o kadar bir hale getirdiler ki artık 17 yaşındaki bir çocuk bile bir yerde çalışma zorunluluğunu hissediyor kendini. 17 yaşında ve 110'u kadın, 96'sı ise göçmen. Çok ilginç. Yani göçmenler gelmiş ve şeysiz çalıştırılan insanlar. Ve bunların hepsi genç. Bir sosyal güvenceleri olmadan yok. Çalıştırılmış. Bunlar gençlik bunun farkında ve aslında iş sahipleri şunu yapıyorlar. Sana sigorta yapmayayım. Maaşını işte normal sigorta yaptığı sırada daha fazla olması gereken 100 lira fazla vereyim. Genç zaten buna aç. Yani o kadar insanları ekonomi açısından yok ettiler ki sağlık güvencesi, kendi güvencesi umurunda değil. Çünkü gençlik bunun farkında olduğu için çalışayım, yani günlük normal kendi yaşamımı çıkarayım düşüncesinde. Ve halk olarak mesela bu başkanlık
mesela gençliği bu kadar anlatıyoruz ama bir de bu başkanlık çıktıysa da 18 yaşındaki bir tane insan milletvekili olabiliyor. Yani bu referandumun içerisinde sosyal bir devlet olmak yoktur. Herkesin iş güvencesi ve sosyal evet. güvencesi olan bir yasanın çıkmayacağını söylüyorsun. Evet. Aslında en büyük, yani en tehlikeli maddelerden 18 biri 18 yaşında milletvekili olmak. Onu nasıl karşılıyorsunuz siz? Yani ya şöyle bunu herkes şey baktı yani 18 yaşındaki işte gençler milletvekili olacaklar. Gençler sevinir atlar bu işin içerisine ama bir anti tepki doğdu. Şimdi çünkü orada yine bu Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığındaki ikilem gibi bir ikilem var. Milletvekili askerlik yapmayan biri milletvekili seçilemiyor. Sanırım çok teşekkür ediyorum. Kadınlarla ilgili verdikleri tek pozitif karar bu. Kadınlar için çıkardılar galiba 18 yaş milletvekilliğini. Tabii bu işin şakası. 18 yaşında bir milletvekili olacak genci bir düşünelim. Normal şartlarda hangi yurdum insanı ya da halktan birinin evladı 18 yaşında milletvekili olabilir? Çok zor. Hatta olan bir insan, 18 yaşında bir insan liseden mezun oluyor, üniversite eğitimini almamış oluyor. 4-5 yıllık bir vekillik yaptığını düşünün. Milletvekilliğinden sonra üniversite eğitimi alamadı o esnada. 18 yaşında milletvekili oldu ve bir dahaki dönem seçilemediğini. O genç bir kayıp yani. Gelecek için büyük bir kayıp. Ya bir o şöyle... gencin o an üniversitede olması lazım. İlim, bilim üretiyor olması lazım. Öğreniyor olması lazım. Donatılıyor olması lazım. Hatta sosyal medyada çok paylaşıldı. AK Partili bir bakanın babası, oğlum ben sana 18 yaşında fabrikayı teslim ettim mi ki işte devlet teslim edilsin. Sen bak gittin üniversiteyi okudun geldin öyle işletmeye başladın. Yani iş yerinde evet. işe başladın diye bir şey vardı. Yani bu biraz herhalde de pişman olmuşluk gibi bir durum da var. Yani ya bu evet şey, de yararlanacak. Bu paketin biraz süslemesi gibiydi. Boni bon aslında. Ha, aynen şekerleme gibi. Bakın 18 yaşta koyduk biraz allayalım pullayalım gibi göstermeydi. Zannediyorum ki gençlere bir... Cumhurbaşkanımız buradaki konuşmasında da dile getirdi. Yani biz daha önce 25'e düşürdük, şimdi 18 yaşına yani düşürdük. Yani 25'e düşürdüler ama kaç tane 25 yaşında vekil var? Bence onları sorgulamak lazım. Hani kağıt üzerinde evet düşürüldü 25'e ama bence gençlerin siyasete aktif katılımını, karar vermeye aktif katılımını sağlamak lazım. Evet, kadınların, kağıt üzerinde kalmamalı. Yani evet kadınlara da seçme ve seçilme hakkı var ama bugün... Maalesef ancak bunu kotalarla bir yerlere taşıyabiliyoruz. Yine kadınlar da hiçbir şekilde normal şartlarda bir yere çok fazla seçilemiyor. Ama işte kotalarla ve teşviklerle bu gelmiş. Ama 18 yaşında bir gencin gerçekten milletvekili olup daha sonra seçilemediğindeki o hayal kırıklığı, gelecek planları ya bir gencin yok olmasına, geleceğin yok olmasına, ümitlerin yok olmasına yol açacak. Bu konu hakkında hani çocukların 18 yaşındaki bir gencin milletvekili olması istemesi aslında bana biraz şey geliyor. Ergenlik bile en son 24 yaşında tamamlanıyor. Yani tam bir duygu düşüncelerin oturduğuna inanmıyorum ben 18 yaşındayken. Ve tamam belli bir şeylere karar merci olabilir. Ama bu iş eğer ülke yönetimi ise 18 yaş tehlikeli bir durumdur. Yani kız arkadaşından ayrıldıysa da ben istemiyorum bu yasayı, hoşuma gitmiyorum diyebilir. Çünkü duygularıyla hareket eden bir yapı olacaktır. Bundan dolayı bizim çok fazla bunun artık bize komik geliyor. Çünkü komik olmak zorunda 18 yaşındaki bir insanın başkanın da dediği gibi daha fazla kendini yetiştirmek için aynen. en güzel olduğu zaman, beyninin en fazla aç olduğu zaman, daha fazla kendini geliştirebileceği anda bir anda milletvekili oluyor. 4 sene bitiyor. Belediye meclis üyesi bile olamıyor yalnız. Milletvekili oluyor. Evet. Yani ilginç değil mi belediye yani, meclisi? 10 bin nüfuslu bir ilçeye meclis üyesi olamıyor ama ülkeyi yönetebilecek duruma gelebiliyor. Evet. Yine aynı şekilde... Yani şey de var burada bak gençlerden de geliyor. Abdullah Duran isimli bir arkadaşımız şey yapmış. Yani hayır diyen kesimleri PETRO, PKK bilmem ne olarak işte suçlanıyor. Yani bu yani, evet. korku yayılmaya çalışıyor. Tam ben ondan bahsedecektim. Şimdi bir sürü genç zamanında işte bu isim vermek istemiyorum. Terör örgütlerinin isimlerini vermek bir nevi onları tanımak. Onlar resmi kurumlar değil biz tanımıyoruz. Devlet her ne kadar habire reklamını yapıp isim verse de. Hani bu örgütlerin, terör örgütlerinin dershanelerine gittiler, evlerinde kaldılar diye birçoğu yargılandılar, yargılanmaya çalışıyorlar. Şu an tutuklu olanlar var. Hani bu gençliği aslında bir nevi ekonomik sıkıntılar, yurtta kalamama, bu devletin gençlere, üniversite gençlerine yurt imkanı sağlayamaması, işte okulların belki yeterli eğitim olmaması için herkesin dershanelere yönelmesi ve dershanelerde
gidecek ekonomik gücü bulamayanların o dershanelere yönelmesi, bursların o taraftan gelmesi, hepsi bu gençleri o terör örgütlerinin dershanelerine ve yurtlarına itti. Aslında bu gelen eksiklikten dolayı ve şimdi de kalkıp bu gençleri o dershanelere gittiği için ya, tutukluyorlar. Ama diyor bizim işimize de yaradı diyor bir genç. Annem babam bana hep okut işte üniversiteye hazırlan. Ben şimdi onlara diyorum ki ben milletvekilliğine hazırlanacağım. Artık üniversiteye girmeyeceğim diyorum diyor. Üstüme de gelmiyorlar. Yani işte gençler bir kısmı da böyle bir şey olacak. Yani milletvekili olma hayali olacak ve hiç kimse eğitime, bilime önem vermeyecek. Zaten son zamanlarda Türkiye'de üretilen ilim ve bilim ortada maalesef. İyice yozlaşacak yani. Herkes kolaydan para kazanma, kolaydan bir yerlere gelme çabasına girecek. Üretim gençler olmayacak, üretmeye, tüketim aynen, olacak. Üretim olmayacak, tüketim. Zaten tüketen bir toplumuz daha da fazla tüketime yönelecek. Zaten üretmediğimiz oluşan mesela Ege bölgesi olarak ve daha doğrusu bulunduğum bölge olarak, Alaşehir olarak tarım konusunda üzümün ne halde olduğu çok belli. Ve çok ilginç bir tarım arazileri enerji ve maden yatırımları için feda ediliyor. Ve bunun en büyük özellikleri enerjiye kullanılıyor. Enerji için mesela jeotermal enerjiler için kullanılıyor. Ve bu bağlar yok olmaya başlıyor. Bu bağlar yok olması demek oradaki aslında binlerce yıl önce bize bırakılan çok büyük bir miras. Bizim değil. Toprak hiçbir zaman bir kişiye ait değildir. Toprak her zaman aktarılıp gelebilecek bir noktadır. Ve jeotermaller kuruldu ve yine yandaş bölümü elektrik sanki sadece sıcak sudan üretiliyormuş gibi bize anlatılmaya çalışıldı. Ve oradaki insanlar ise üzümler artık düşmeye başladı. Üzümlerin yapraklarda sıkıntılar çıkmaya başladı. Ne yaptı bundan sonra çiftçi ise daha fazla ilaç atmaya başladı. Ekonomiyi yani üretmeyi bitirdi. Daha fazla ilaç. Ve bundan dolayı ise artık üzüm gerçek randımanına oluşamadı. İşte yani bu da şeyden bak biz hep buradan bakıyoruz da şimdi biraz önce arkadaşımız değindi ona. Sercan biraz değinmeye çalıştı. Şimdi bir üniversitede öğrencilere bilimsel eğitim vererekten işte böyle özlek bir üniversite yaratmaz, akademisyenler yetiştirmezseniz bu böyle olur. Çünkü bir diyor ki adam rüzgar enerjisi diyor. Şimdi böyle bir şey duyuyor. En çok rüzgar nerede var diyor. Çeşme'de diyor. Çeşme'nin getiriyor turizmin merkezine. İşte rüzgar gülleri dikiyor. Ama işte jeotermal diyor. Sıcak su diyor. Sıcak nerede su nerede çıktı? Var? İşte Alaşehir'de çıktı. Alaşehir yani Türkiye'nin işte veya dünyanın üzümünün yetiştiği topraklarından en iyi yerlerden birisi. Kesinlikle. Alaşehir'de çıkartalım hadi o şeyleri yok edelim. Ve İşte sanayi nerede yapalım? Manisa'da yapalım. Ya sanayinin yani gidip Manisa Ovası'na kuranacak Yunt Dağları'na kur. Jeotermal işte şeyde Alaşehir'in bağın ortasından çıkartacağına git başka bir yerden Avrupa'da çıkar. Avrupa'da böyle şeyler var mesela. Almanya'da maden yani madencilikle geçinen tek bir şehir vardır. Sanayiyle geçinen tek bir şehir vardır. Bölgeler var. Turizmle geçinen belli şehirler, bölgeler var. Yani turizm şehrine, örneğin Türkiye'deki Antalya'ya kolay kolay fabrika kuramazsınız batıdaki sisteme göre. Veya ne bileyim, dediğiniz gibi Çeşme'ye bir rüzgar enerjisi yapamazsınız. Aslında biraz hani şey var ya, bizim hep yüzümüz dönük batıya da hiç şey yapamam. Ama şey değil işte, bu bilimsel tartışılmıyor. Bir kişi biraz önce dedik, bir kişi karar veriyor. Bu kurum buraya. Evet. Şimdi onun gelse çevrecilerle birlikte, bununla ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte, belediyenin, belediye meclis üyeleriyle parti gözetmeksin, o şehrin önde gelenlerine oturup tartışılsa, insanlar bilgilerini ortaya koyur. Yani bizde niye bu rüzgar enerjisi, maden açılırken şeyi düşünelim. Bak Manisa'nın çepeçevre taş ocakları sarmış. Şimdi taş ocakları bir ülkede olmalı ama nerede olmalı? Yani senin en değerli toprakların içerisinde, şehrin göbeğinde o tozlardan, dinamit çıkıntılarından senin yetiştirdiğin ürünü toza boğan, insanlara kanserojik madde üreten, kanserojik madde salan alanlarda taş ocaklar olmaz. Bunun için çalışılır, bir yer gösterilir. Ama diyor ki adam, ben şu dağdan çektiğim zaman bilmem kaç kilometre benim ihale verdiğim yandaşım daha az kazanacak. Onun için Manisa'nın yakınında olursa yandaşım daha çok para kazanacak. Bununla ilgili ben de daha kazanacağım. Yani bizde işler böyle yürüyor. Şimdi kişiler, devlet değil. Yani bizim de aslında temel almamız nokta, devletin büyümesi, sosyal bir devlet olması, halka yansıması. Yani biraz önce dediğim gibi. Ama bu referandumda işte devlet değil, tek kişinin vereceği kararlar geçerli olacak eğer değişiklik geçerse. Kesinlikle. Tek ama kişinin kararına kalacak her şey. O yüzden de bence gençler gelecekleri için tereddüte kapılıp birçoğu zaten şu anda bile yurt dışına başvurularda patlama yaşanıyor. Gençlerin birçoğu
gitmek, bu ülkeden kaçmak istiyor. Ya işte zenginler, çünkü televizyonlarda görüyorsunuz, Türkiye'de ileri gelen zenginleri, işte sanatçılar, parası çok olanlar şeydir, Miami'den, Amerika'dan bilmem ne kadar şeydeki ev alıyorlar. Evet. Ev alıp şey yapıyorlar. Peki burada parası olmayan, kıt kanaat geçirmeye çalışan köylü işçi ne yapsın? Yani işte onu siz bileceksiniz. İşte ben bunu, hayır desin. Işte, o yüzden hayır desin. Biz bunun mücadelesini, yani üreten şu anda çok ciddi anlamda tüketiyoruz. Üretmediğimizden dolayı kaynaklanıyor. Ürettiğimiz sırada yani bu ülkede mısır ithal edildi ya. Ve bu ülkede İran'dan üzüm ithal edildi. Yani o kadar gülünç bir noktadır ya. Çünkü yanlışların kazanabileceği bir noktadır. Tohum üretim. Ama işte o bu süreçte değil, biliyor musun? Yani zamanında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Toyota'ya çağırmıştı. Yani getirin Cumhurbaşkanlığı sarayını vereyim diye. Şimdi en eski, yani yabancı sermaye diye biz en güzel yerlerimizi yabancı sermaye gelsin diye iştahlandık. Mesela Ali Bey, Marshall yardımları zamanında biliyoruz biz. Yani Marshall yardımları dediler, bu ülkeye çok iyi getirecek dediler. Ama getirdiler, bir traktörü çok ucuza verdi. Mesela 1000 liraya bir traktör verdiler. Tamam, çok güzel. 3 gün sonra parçasını bulamadık. Parçası kaç paraya getirtildi? Aynen. Traktörden fazla paraya getirtildi. Yani süt tozu, süt üreten ya bu ülkede İnek sütü, koyun sütü, keçi sütü olduysa da bize süt tozlarını ilkokullarda, çok eskilerde, yani sizin dönemleri oluyor. Yani tarih hiçbir şey unutmaz. Biz bunları ürettiğimiz halde biz süt tozuyla büyütüldü bazı bir nesiller. Bunu 10 yıl önce Manisa'da her yerde billboardlarda donatmışlardı. Dünya kuru üzümünün %50'sinin Manisa'da yetiştirildiğini biliyor musunuz diye. Ve 5. sıradayız şu anda. Yani dünya kuru üzümünün %50'sini yetiştiren bir ülke olarak üzüm ithal ettik. Ne kadar güzel. Yani şeyi bizde şöyle bir şey var. Yani şu bir gerçek, bunun altına çizerek belirtelim. Bugünkü evet hayır oylamasında Türkiye partizanlık yapmadan, yani evet Türkiye hangi değerleri katacak, hayır hangi değerleri katacak? Gençler radikal olmadan, birbiriyle yani tartışaraktan, yani medeni insanlar gibi tartışaraktan, kırıcı olmadan bunu konuşmalılar, insanlar konuşmalılar. Bu şeyde oturmalı. Zaten yani, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben daha önce de şey yapmıştım, hatta bir yazı yazmıştım bu belediye başkanlık dönemlerinde. Şu işte parti bayrakları, dövizler, pankartlar, o yere atılan kağıtlar, bilmem neyler. Yani medeni bir toplumda yapılacak şeyler değil. Artık bunlardan, işte megafonlarla bağırmaktan, çağırmaktan böyle seçimler olmaz. Yani seçimler zaten işte böyle. Zaten şu an seçimin olması bile ülkeye çok büyük bir kayıp. Yani şu an bu seçim ülkenin hangi derdine deva oluyor? Ekonomiye mi, teröre mi? İşsizliği mi önlüyor, üretimi mi arttırıyor, gelir düzenini mi, işte bizi, dağılımını bak, mı düzenliyor? Gençlere ama bir sürü maalesef masraf ve ülkeye yük getiriyor ve hepimizin cebinden çıkıyor, bizim geleceğimizden çıkıyor. Yani benim içim dolu da işte gençleri de bulmuşken öyle konuşayım değil mi? Şeyden, mesela gençlerin işi de kolay değil. Yani çünkü bir tarafta işte televizyonlar, o yaptıkları, yani televizyonlarda yayınlanan diziler mahsumane diziler değildir. Yani birisine bir kitap yazdırıyorlar. Sen akıllı adamsın, şöyle bir kitap niye yazmıyorsun? Birisine geliyorlar, sen iyi bir senaristsin, bunu niye böyle dizi yapmıyorsun? Birisine de geliyorlar, ya senin televizyonun güzel reyting yapıyor, bunu niye yayınlamıyorsun diye. Sonra çıkıyor. İşte bize markalar, işte araba markaları, giysi markaları, işte okullar, restoran markaları, kafe markalarını gösterirken öğretirler. Şimdi burada bir çatışma çıkıyor. Yani insan hem kendi içerisinde bir çatışma var. Yani şimdi okuldaki itibarı adam bindiği arabayla, giyindiği markalarla görüyor. Yani evet, konuştuğu zaman işte babasının servetinden, harcadığı paralarla, bilmem neylerle bir çevre oluşturuyor ve övgüyü oradan alıyor. Yani diğer tarafından övgü alınması, eskiden mesela bizim gençlik dönemimizde veya üniversitede, lisede, şimdi çalışkan çocuklara insanlar yanaşmak için, onunla arkadaş olmak için, o çevrelerde veya ahlaklı, dürüst insanlar için, bunun işte maddiyatına bakmadan, zengin mi, fakir çocuğu mu, köylü mü, şehirli mi bakmadan, onlarla daha çok ilişki kurmak, onların yanında olmak, onlardan bir şey öğrenmek için gruplaşmalar olurdu. Şimdi o çeteleşmeler oluşuyor oradan bakarak. Bir de özenti doğuyor. Yani şimdi oradaki gruplaşmış... 18 yaş milletvekilinde de özenti doğacak. Şu an sınava giren gençler iyi puan alamadığı için bile intihar eden çocuklar görüyoruz, haberlerde izliyoruz. Milletvekili olamadığı için de intihar eden olacak belki. Yani milletvekili olamadığı için sakalını kesip eşinin başını açan oldu. Yani tabii öyle her şey oldu. Şey aynen olacak maalesef. Yani. Şey, hatta gençler hani birilerine sürekli yaranmaya çalışacak.
Omurgasızlık oluşacak. Omurgasızlık ve bir üretim bilim olmayacak. Bir de zaten şeydir yani onun için de mücadele etmek gerekiyor. Yani burada genç birikimine işte bilgisine bakılarak da yarın milletvekili adayları olmayacak öyle bir şey olursa bile. Yani diyecek kardeşim masaya ne kadar para koyabiliyorsun? Yani şu o zavallı bile... da ya götürüp babasının tarlasını ya. Sattıracak ya işte traktörünü evini sattıracak. İşte ona umut verecekler, umut aşılayacaklar. Aslında mesela partiler yasası ortadan kaldırılmış olsa gençler kendi mücadele sizin gibi böyle gençlik şey örgütlerinden başlayaraktan yukarıya doğru kendi haklarıyla ön seçimlerinden işte kendi yeteneklerine göre o partinin içerisinde gücü olarak aday olabilseler orada sorun yok. Yani gençler mücadelesini olsunlar. Ama gençler şu sistemde bile korkutuluyorlar. Yani hepimiz biliyoruz işlerle, sınav korkusuyla, iş bulma korkusuyla, kendi işini yapıyorsa vergi denetimleriyle. Her şeyle gençler benim, korkutulup bastırılmaya çalışıyorlar. Bunun en büyük özelliği daha yeni zamanda oldu. İstanbul'da Ümraniye'de Haziran hareketinde devrim arkadaşımız var. Mesela o bıçaklı saldırıya uğradı. Sadece hayır bildirisi dağıtıldığı için. Ve hani biz ortam olarak o kadar farklıyız. Hatta ben buradan gençlere normal bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Konuşmak ya da anlatmak gerekiyor. Mesela bizim Gülşah Başkanım vardı. Biz köyde bir çalışma yaparken bize arkamızdan bağırarak işte başka bir şey olarak tahrik edilme oluştu. Şimdi bizim dönüp onlara karşı herhangi bir tepkimiz yanlış olur. Çünkü bunun olmaması gerekiyor. Gençlerin bu konuda biraz daha sakin olması gerekiyor. Mesela Alaşehir'deki gençlerimiz var. Bu gençlerle beraber ortak konumuz şu. Sakin olacağız. Onların asıl yıllarca yapmış olduğu şeyi biz yapacağız. Onlar nasıl 1968'lerde başörtüsü mevzusuna hiçbir şey karışmayıp sadece devrimciler ona evet bu bir insani haktır, bu olması gerekir deyip konuştuğu sırada onların hiçbiri yoktu. Onlar her zaman geri duran insanlar. Şu anda ise aynı sistemi bizim uygulamamız gerekiyor. Sessiz olmamız lazım. Fikrimizi birebir dağın ucuna kadar da olsa, köyün dibine kadar da olsa biz bunlara vermemiz gerekiyor. Bugünün politikasını değil, geleceğin politikasını yapmak gerekir. Sercan orada değindi. İstersen Sercan Bey sizden oradan biraz yürüyelim. Şey dedi mesela diyelim ki üniversitedeki yemeklerin pahalılaşması veya işte otobüs biletlerinin, dolmuş biletlerinin pahalılaşması. Şimdi bununla ilgili diyelim ki bir kampanya yürütülüyor. Yani burada başka bir grubun bu okulun işte önünde böyle bir protesto yapılıyor. Diyor ki kötü yemekler daha pahalıya yiyoruz. İşte yemeklerini düzenlesin bir grup protesto yapıyor. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bir başka grubun gelip onlara saldırmasının mantığı nedir? Ben bunu anlayamıyorum. Çünkü o yemekler düzelirse, fiyatlar ucuzlarsa bilmem ne yaparsa herkes faydalanacak bundan. Yani bu sorun ortak. Şimdi sorun ortaksa biz niye ayrışıyoruz? Yani üniversite gençliği olarak da niye ayrışıyor? Yani ortak soruna ortak mücadele edilmemeli mi? Yani bunun niye bu sağlanamıyor? Zaten geçmişten gelen işte az önce de bahsettik. Bizim o 68'li yıllarda, 60'lı yıllarda hatta 60 darbesinden sonra biraz daha ideolojiler biraz daha emperyal düzenin getirdiği şeyler var. Biz hiçbir zaman mesela mücadelemizde kendi partimizden çıkan kararları veya kendimize uygun olanları aktarmıyoruz. Mesela şöyle bir şey, parti programımıza bakıyoruz, bir de ülkemize, yani ülkemiz için yararlı mı? Hani hiçbir zaman ya işte AKP'lilere karşı, MHP'lilere karşı şöyle bir hamle yapalım diye bir derdimiz olmadı. Kaldı ki her zaman yardımcı olan, destek olan biz olduk. Hani biz hiç bakmadık kimin yaptığını, kimin ne olduğunu. Buna en son biraz... daha birleştirici oldu. 2 yıl önce üniversitede Fırat Çakıroğlu öldürülmüştü. Biz buna da sahip çıktık mesela. Bizim için Ali İsmail Korkmaz'la Fırat Çakıroğlu'nun ortak noktaları var. Bu fark da var ama ya. İdeolojileri farklı. Ali İsmail'le o bir tutulamaz. Hayır, şöyle. Ortak noktaları var. Tamamen aynı değiller zaten. Olamazlar yani. Çünkü Ali İsmail Korkmaz'ın yani toplumsal bir muhalefetin içerisinde olması, diğer ideolojik bir şeyde olması ama öldürülmesin tabii insanlar. Yani bu şeyin ne demek istediği o. Bu yani ülkenin yani öbür türlü bir ortaklık yok yani. Yani bu ülkenin bir genci yani sağ veya sol değil. İdeolojik fikirleri daha ikinci planda tutuyorum. Bir ortak
ortaklık, yani ortak bir değinilen nokta var. Yani şey o AKP'li, MHP'li, yani ideoloji olarak yaklaşmadan oturup konuşaraktan kendi sorunlarımızı çözebiliriz. Evet. Yani şey zaten mantık dışı bir şey biliyor musun? Yani üniversite gençliği kendi sorunlarını çözmeden, yani üniversitede kaynaklı, işte sizin dediğiniz gibi üniversitedeki mesela özdek bir üniversitenin olmaması, bilimsel bir eğitimin olması, işte gök gibi bir sistemin altında öğrenci olmak, işte yemek paralarında sosyal konutların olmaması, yurtların olmaması, paralı eğitimin olması vesaire. Yani bir üniversiteli gençlik bu sorunlarını çözmeden işte kalkıp başka bir ideolojisi mücadele etmesine mantığı yoktur. Kendisini soyutluyor. Evet, bu kendisine ihanettir. Orada bir şey var. Yani zaten yanlışlık çok, var zaten. Çok güzel bir konuya değindiniz. Yani zaten Denizler önceki kendi üniversite yaşamını bitirdi. Üniversitedeki sorunlarını bir halletti. Tam anlamıyla üniversitede gerçek bir özgürlüğüne ulaştıktan sonra ülke için bir şeyler söylemeye yani başladılar. Deniz Gelmiş'in de doğum gününü kutlayalım. Evet, o zaman gün. Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra 7. gün devam edecek. Tabii aradan sonra 7. gün devam ediyor. Televizyonlarını yeni açanlar veya internetten, Facebook'tan yeni izleyenlere tanıtmak için konuklarımı tekrar sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı, Abdullah Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Gençlik Kolları Yöneticisi ve Sercan Aybek, Cumhuriyet Halk Partisi Göl Marmara Gençlik Kolları Başkanı. Konumuz gençlerin referandum koordinatları. Tartışıyorduk. İkinci bölüme geldik. İkinci bölümde 68 kuşağına gelmişti Abdullah Aydın. Biz de yarın doğum günü olan Deniz Gelmiş'in doğum gününü kutluyoruz. Denizler hala yaşıyor diyoruz. Çünkü siz buradasınız, onları yaşatıyorsunuz. Oradan devam edelim. Her daim zaten onların fikirleri üzerinde varız. Onların yapmaya çalıştıklarını, onların Mustafa Kemal yürüyüşlerini, onların doğuda yapmış oldukları köprü, devrim köprülerini hiçbirini unutmadık. Onların bu halka, bu ülkeyi parsel parsel satanların değil, uğruna dar ağacına gidenlerin vatanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlardan zaten bize bırakılan bir noktalardır. Doktorinler vardır, Mahir Çayanlar vardır. Mahir Çayan'ın kesintisiz doktorinde şu andaki gençliğin nasıl da en büyük hatalarından birisini çok güzel bir noktada oluşturuluyor. Hemen 10 kişi, 15 kişi olduğu anda hemen bir lider seçme edasında. Fakat bunu Mahir Çayan çok güzel özetlemişti. Kitleler kendi liderini doğurur zaten. Bunun için herhangi bir insanın lider olabilmesi için ekonomik, kültürel, ekonomik bir seviyesinin olmasına gerek yok. Şu andaki gençlerin gençlik yapılanmasını, gençlerin kendi konuşma alanlarında, siyasi ya da normal arkadaşlık seviyelerinde ekonomik düzeyi yüksek olan insanların her daim lider potansiyelinde oluşması. Bu da aslında bize yıllarda verilen paranın gücü. Aslında paranın gücü sadece insanları kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği için vardır. Çünkü ne gariban adamlar vardır, paradan başka hiçbir şeyleri olmayanlardır bunlar da. Paraları var fakat hayata dair ne bir durumları var, ne bir konuşmaları var. Denizler, 68'deki Denizler, Mahir Çayanlar, Yusuf Aslanlar, Sinan Cemgiller, Alparslan Doğanlar, bunlar hepsi çok zengin olabilecek insanlardı. Üniversitelerin en iyi seviyelerindeydi. Fakat bu ülkeyi tam bağımsız Türkiye anlamındaydı. Şu anda ki aslında halkın uyanmış olması çok hoşuma gidiyor. Bir noktada ama sadece. Bu 6. filoyu döktüğü anda aslında gerici güruhlar bunlara karşı saldırı bulundu. Ama şu döneme geldiğimiz sırada artık o saldıran insanlar şunu düşündüler. Amerikan üssünün bizim ülkemize ne işi var? Biz bunu, yani devrimci kitleler zaten bunu yıllar önce söyledi. Herhangi bir ülkenin mandası altına kalmadan, çünkü bu ülke hiç kimseye muhtaç olmadan, hatta insanlara, başka ülkelere yardım ederek bile o kadar zengin bir ülkedeyiz. Gençlik olarak, ekonomi olarak. Yani şimdi zaten şeydir, her kuşağın kendi özel sorunları vardır. Bir de ülke sorunları vardır. Yani her döneme göre, yani 68 kuşağının mücadelesi, daha sonra 78 kuşağının
İşte onu kucaklaması, bugün sizlerin burada olmanız. Her dönemde ülkenin farklı sorunları var. Bir de ta 68'lerden, 60'lardan, Cumhuriyet'ten bugüne çözülmeyen sorunlar var hala ülkemizde. Sizin de tam belirttiğiniz gibi bağımsızlık sorunları. Yani ne de bu? Ekonomik siyasi olaraktan bağımlı olmak, bağımsız olmak. Bugün biz neydi? Ekonomik ve siyasi olarak da bağımlıyız. Neden bağımlıyız? Ekonomik olaraktan üretsen bir ülke değiliz. Tüketici bir toplum yaratıldı. Birçok şeylerimizi yurt dışından alıyoruz. Yani bugün işte bizim kafa tuttuğumuz ülkeler yarın bize araba vermeyi, tank vermeyi, top vermeyi, bilmem neyleri, tohum uçak vermeyi, tohum vermeyi kestiklerinde yok olan bir ülke. En basiti doğalgaz bir gün keselerse donarız yani. Aynen. Yani doğalgazı kestikler. Yani bu anlamda siyasi bağımsızlığımız da nedir? İşte bilmem hangi Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelecek, ABD bir araya gelecek, işte Rusya bilmem ne yapacak. Şeyle anlaşacak, İran'la, Çin'le anlaşacak. Biz işte Suriye'de şunu yapabilecek miyiz veya burada bunu yapabilecek miyiz? Amerika bize nereye kadar müsaade edecek, ne yapacak? Bu da bizim siyasi bağımsız olaraktan siyasi bağımsızlığımın olmaması. Yani temel nokta budur. Yani buradan biz ne yapacağız? Üreten bir toplum olacağız. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde yaptığı gibi işte o Sümer banklarından işte et balık kurumuyla işte SEKA'yla vesaire vesaire. Hatta o dönemdeki işte üniversitelerin kurulmasıyla birlikte işte eğitimle oradaki ta ilkokuldan başlayan işte üniversiteye kadar köy enstitüleri gibi ve benzeri şeyler. Yani bunlar denizler o dönemde işte şey döneminden sonra 1950'lerden sonra NATO'ya girişle birlikte Amerikalıların, İngilizlerin ülkemizin her tarafına işte sözde bizi komünizmden korumak için kurdukları üslerle birlikte ülkenin birçok şeylerinde o sizin dediğiniz süt tozunu, işte ülkemizi şekillendirdiler bizi. Mesela şeyi düşünün, 1968'de 6. filo İstanbul'a geldiğinde işte Amerikan subaylarının İstanbul'da genel evine gideceğiz diye şey yaptıklarında, anons yaptıklarında kendi askerlerine 6. filonun üzerine yürüyenlerden cuma namazına çıkanlar işte kahrolsun şey Rusya kahrolsun komünistler diye baltalarından satırlarının yani üzerine yürüdüler. Şimdi baktığında şöyle bir bilinç aşılaması oldu o dönemde. Şimdi Türkiye aydınlanma yani işte Türkiye sosyalizm, Türkiye sosyalizm şeyi veya bağımsızlık Türkiye'den işte Cumhuriyet döneminden sonra gönderilen veya daha önceden Fransa'da, İngiltere'de okuyan o zengin çocuklarının bilinçlenip gelmesiyle birlikte oldu. Orada gördüklerinde demokrasiyi şeyi düşünün siz. Oradan girelim biraz. Ben bir kısa değineyim ondan sonra bunun üzerine konuşalım diye. Biraz da ben abiyim siz gençsiniz. Öyle yapalım. Yani düşünün biz hiç bir Mercedes'in şey reklamını televizyonda hep görüyoruz. İşte şöyle konforlu böyle ama ona hiç binip sürmemişiz. İçinde bulunmamışız. Bize hayalet gibi geliyor. Nasıl bir şey böyle işte. Aynen yapıyor. Cumhurbaşkanımızın böyle, Manisa mitinginde evet demek, yüksek hızlı tren demek, evet demek, dünyanın en büyük havaalanı demek dediği gibi. Bu yüksek hızlı tren ilim olmadan, bilim olmadan olmuyor. Yani yüksek hızlı treni bugün alkışlayan sevgili hemşerilerim, yüksek hızlı treni gördüler mi acaba? Manisa'da niye yok? Evet demek, evet deyince mi gelecek? Evet deyince kim getirecek? Kim getirecek? İşte Japon, işte Koreli yani, bilmem ya da kim getirecek? Yani şeyi bitirdiğimizde, toparladığımızda, şimdi siz burada demokrasiyi yaşamamış, demokrasiyi görmemiş insanlara şimdi gidin demokrasiyi anlatın. Adam bilmiyor ki. Yani demokrasinin ne olduğunu bilmiyor. Yani özgürlükleri bilmiyor. Şimdi muz yememiş bir adama siz muzu tarif edin. Nasıl tarif edeceksiniz? O anlamda bizim ülkemize geldi. Bizim ülkemize gelenden sonra da zaten ilk 1950'lerde o NATO'ya girmekle birlikte. Yani Atatürk'ün o Cumhuriyet döneminde başlattığı bağımsızlık, işte denizlerin veya Mustafa Sufilerin birlikte başlattıkları bağımsızlık hareketini Amerika orada bizi NATO'ya alaraktan işte o sizin dediğiniz süt tozlarına, müt tozlarına bilmem neylere ülkemiz. Ama bizim şu an ideolojisini benimsediğimiz o zamanlar 6. filoyu ülkemizden kovmak isteyen büyüklerimizi taşlayan zihniyet bugün de bize hainlikle, teröristlikle suçlar oldu. Evet. Teröristlerle aynı yerde yer almakla suçlar oldu. Biz o zaman da ideoloji aynıydı, şimdi de ideoloji yani aynı. Yani şeye baktığınızda işte deniz gezmişler Filistin'e, Filistin halkının bağımsızlığı için gitmişlerdi. Orada mücadele etmişlerdi.
bir şeyde birçok devrimci de gitmiştir. Ülkeden kovmaya yani, çalışırlarken tabii, ama aynı şimdi şekilde. Filistin'i başka anlamda kullanıyor insanlar. İşte onların sadece işte dini inançlarını sattılar bir de. Yani Filistin topraklarını belli bölgeyi sattı. Çünkü orada da bir para rantı döndü. Ama denizler bunlara müsaade etmemiş. Ha biz 68'i 78'den size gelelim. Yani şu bizim... an sizin sorunlarınızı konuşalım. Aynen. Yani bizi sizi daha doğrusu buraya getirdiler. Aynen. Yani burada oradan bir şeyler bakaraktan edelim. Mesela şey çok güzel bir şey söyledi. Belki tam orada bir karmaşa oldu da Sercan yani biz sorunlarımızı şiddete dayandırarak yani her kim olursa olsun onun düşüncesinden dolayı işte böyle düşündüğü için katletmek yerine biz oturup tartışan bir toplum olmalıyız. Birbirlerimize hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Yani birbirlerimizin inançlarına, dinine, mezhebine, düşüncesine hoşgörüyle yaklaşaraktan oturup çözelim. Yani biz kendi sorunumuzu diye oradan devam işte edelim. Bu aslında çok... zihniyet meselesi. Yani bugün taraf olmayan bertaraf olur söylemleriyle bu insanlar taraf, gençler de insanlar da taraf olmaya zorlanıyor, korkutuluyor ve böylelikle de uç kesimler oluşuyor. Silahlanan kesimler oluşuyor. Şort giydi diye dayak yiyen kesimler oluşuyor. Bir taraftan başörtüsü var diye başörtüsü çekilen bir taraf oluşuyor. Yani insanları daha çok birbirleriyle zıtlaştırmaya ve bu birlik ve bütünlüğü bozmaya çalışıyorlar. Biz gittiğimiz evde mesela bir şey dağıtırken ben evetçiyim, konuşmak istemiyorum diyor. Evetçisin ama biz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Bu ülkenin sorunlarından sen de benim kadar etkileniyorsun. Ben de senin kadar etkileniyorum. Ya da bu ülkenin ileriye gitmesinde benim menfaatim kadar senin de menfaatin var. Hepimiz aynı yerden nemalanıyoruz. Sonuçta hepimizin ve bu birlik bütünlüğü bu şekilde bozmak istiyorlar. Biz yine bunu gittiğimiz yerlerde hep anlatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var diye bizim bir söylemimiz vardı ve gerçekten de öyle. Referandumdan yani parti olarak evet, sanırım çok parti programları üzerine kurmadınız çünkü bu kampanyayı. Çünkü bu seçim bir genel seçim değil, parti seçimi değil. Bir ülkeyi yönetmeye yönelik işte bir seçim propagandası yok, programlar yok. Bu sadece rejim değişikliğine yönelik. Bu sistem değişikliği değil, direkt olarak rejim değişikliği. Güçlü meclisten o yetkiler alınıp tek bir kişiye verilmek isteniyor. O tek bir kişinin bugünkü Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir kişilik. Belki ülkeyi çok güzel yönetecek olabilir. Ama bu sistem değişikliği, ondan sonra gelecek olan kişi aynı güçlülükte olmayabilir. Aynı iyilikte yönetemeyebilir. Aynı şekilde bir üstünlük kuramayabilir. Evet biz Osmanlı'nın ecdadıyız, padişahlıkla yönetilmişiz, yıllarca dünyaya hükmetmişiz. Ama bizim ecdadımız sadece Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan, Mehmet Kanuni Sultan Süleyman değil ki. Hep onlardan örnek veriyorlar. Bir de onlar İbrahim tek başına yönetmemiş zaten. Yani onların Deli da İbrahim de var. Yani neden Osmanlı yok oldu? Ya bir de, bir o, de Osmanlı'da güçlü vezirlikler var. Yani tek başına yönetemiyor. Şimdi biz her sadece şeyi, ön planda olan o. Biz her şeyi bilinçsiz tartışıyoruz. Şimdi Osmanlı'yı tartışırken de yani... Bunu dediğimiz gibi ülkede biz tarihimizi kimse de Deli şeyde... Kimse Deli İbrahim'i ecdadı yani, kabul etmiyor. Deli İbrahim bırak yani birçok şeylerinize baktığınızda işte bir padişah olabilmek için kaç kardeşini katlediyor, bir padişah kaç tane oğlunu katlederekten işte o korkularından o şeylerinden ayakta kalmaya çalışıyor. Bir de padişahlık dönemlerinde de tek değildi yani işte vezir tabii azamlar vardı, vesaire şey İslamlar vardı. 1808'den sonra Osmanlı meclis kurmaya başlıyor. Yani padişah yetkilerini daha çok meclise devretmeye başlıyor. Yani 1808'den 1923'e kadar 5 tane anayasa yapılıyor ve her seferinde gittikçe meclisin gücü artıyor. İlk kurulan sadece temsili bir meclis. Daha sonra yetkiler veriliyor. Padişahın yürütme yetkileri meclise veriliyor bir sonraki anayasada. Yani baktığımızda aslında Osmanlı da biraz yeniliği, demokrasinin gücünü görüp biraz daha o parlamenter sistemin yani parlamenter sistemin raylarını aslında döşüyor. Yani 1920'de meclisin kurulmasıyla, birinci meclisin kurulmasıyla meclisin yetkileri tamamen artmış oluyor. Yani tamamen bir parlamenter sistem oluyor. Hani aslında Osmanlı'da tek başlılık diye bir şey de çok yok. Veya hiçbir şeyi bir insanın iyi niyeti var diye ona bırakmak yanlış olur. Yani siz ailede bile mesela bazen tabii diyor ki erkek çalışıyor, kadın ev hanımıdır.
Yani karar veriyor. Bazen yanlış karar veriyor. Kadın müdahale ediyor. Yani bu parayı kazanıp eve getiren sensin ama ben de evin içerisinde bir bireyim. Yani bunu birlikte tecavüz şey yapmamız. Yani birlikte yaptığı işte zaman. Tecavüz yasa önergesini biz hep örnek gösteriyoruz o konuda. 4 gün bir boşlukta kaldı. Halkın verdiği tepki sonucu 4 gün sonra geri çekildi önerge. Bu aslında parlamenter sistemin güzelliğini gösteriyor. Yani çok kötü bir yasa. Biz istiyoruz diyerek bir parti meclisten geçirseydi zararlarını hep birlikte görecektik. Ama parlamenter sistem sayesinde ve halkın verdiği tepkiler sayesinde o yasa geri getirilebildi. Geri şimdi Abdullah Bey senden şey yapalım. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki bizim diyor rejimle bir sorunumuz yoktur. 1923'te diyor rejim diyor sorunumuz bitmiştir diyor. Yani bugünkü seçim diyor rejim sorunu değildir diyor. Oradan başlayaraktan sizin görüşünüz ne? Şimdi rejim olarak o zaman Mustafa Kemal'in asıl amaçladığı sistem. Kazım Karabekir bir de şunu söyledi. Yani Osmanlı yıkılıyor. Mustafa Kemal o zaman yine hanedanlığın başına geçer. Osmanlı yine devam eder. Ama Mustafa Kemal kendini tam anlamıyla halka adadığından dolayı tam anlamıyla dedi Cumhuriyet sistemi. Çünkü Cumhuriyet sistemi Mustafa Kemal ileriyi gören bir noktaydı. Mustafa Kemal ileriyi gören bir nokta olduğu için halka verme. Ve çünkü kendisi istese şu anda Cumhurbaşkanımızın kendi istediği bütün yetki o zaman Mustafa Kemal'de vardı. Hı hı. Mustafa Kemal bütün yetkiye sahipti, her şey yapabilirdi ama o cumhuriyetle halkın kendini tam anlamıyla yönetmesine dahil şeyi oturtturdu. Mustafa Kemal'in asıl amacı buydu ve bunu başardı. Sonra süreç olarak getirtmeye çalıştı. Onların asıl hala dahil canlarının yandığı noktalardan birisi şudur. Melemen olayı. Çünkü onlar hala da gerici grupların artık onu kabul etmedikleri, hala Osmanlı'yı benimsedikleri. Çünkü o Osmanlı'nın son andaki yıkılma evresi artık halkın tam anlamıyla ağır vergiler, çok kötü durumda, savaşın ortasındasın. Hala insanlar kendi rantlarını, kendi şeylerin peşinde. Rejim sorunu nasıl? Onun istemiş olduğu rejim, şu anki rejimi yaşayabildik mi? O soruyu sormamız gerekiyor aslında. Cumhuriyeti biz yani tam yaşadık mı? Biraz da şeyin orada Lenin'in çok güzel bir sözü var. Yani bana kararlı 5000 kişi verin her ülkede devrim yaparım. Devrim yapmak kolay ama yaşatmak zordur. Yani Mustafa Kemal amacı o tutturdu ve bunu süre gelen hareket haline biz getiriyoruz. Ondan sonra zaten çok büyük bir şekilde o Marshall yardımlarından bahsettim mesela. NATO'ya girenden sonra zaten girdikten Türkiye'deki. Girdikten sonra hani Adnan Menderes gibi bir durum yaşadık biz bu ülkede. Ve bundan dolayı tam anlamıyla bir randımana giriyoruz. Tam anlamıyla gerçekten kendi üreten, kendi iyi noktaya gelebilecek bir nokta desem yine o Osmanlı kalıntısı oluşuyor. Yani o hala işte ümmetçilik, hala biat kültürü oluşan, hala genleri işlediğinden dolayı bu böyle. Ve insanlarla konuşuyorum ben. Abi tamam hani Osmanlı'yı benimsiyorsun ama sana bir konu söylemek istiyorum. Bu konu hakkında fikir alıyorum. Diyorum ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme zamanındayken Avrupa'dan fizikçiler top çizdirmek için kendi çizim yapıyordu. Ve o kaleyi nasıl yıkabilirim diye matematik hesabı orada Ortodoks ve Katolik ve Ortodoksların kendi aralarında savaş olduğu için bilim insanları Osmanlı'ya kaçmak zorundaydı. Çünkü kendi aralarında bir ölümler vardı. Fatih Sultan Mehmet bunu alıp ve buna karşı ileriye doğru sevk etmeye götürdü. Ondan sonra biz Osmanlı olarak İstanbul'u fethetme sırasındayken Ortodoks Kilisesi'nde melekler dişi mi erkek mi o tartışılıyordu. Öyle bir duruma geldi ki şu anda. Aynı duruma biz yaşıyoruz. Biz de yaşıyoruz. Yani şu anda Ortaçağ karanlığını karanlığındayken biz biraz daha bilinçlenme ve onlar İstanbul'u fethiye geldiği sırada yani o Cumhuriyet'ten önce geldiği sırada bizim Kaşıkçı Elmas'ın altından hiçbirine dokunmadı. Hep almış olduğu götürdüğü sadece bizim kültürümüz, kitaplar. Bunları götürdüler. Bunlar çok büyük bir kaynaklar. Bu kaynakları götürüp o Ortaçağ karanlığından çıkıp kendilerini aydınlattılar. Ve bunu bir türlü halkın görememesi. Bilimden ne olur, uzaydan ne olur? Ya üretebilmek ya da bir şeylerin farkına varabilmek. Bunu zaten senin eğer ecdadına o kadar geçmişe önem veriyorsan o zaman bunlara kadar niye önem vermiyorsun? Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni'ye şuraya da değinmek istiyorum. Kanuni şiir yazan, Fatih Sultan Mehmet de şiir yazan bir insandı. Ama kendi maaşıyla kağıt kalemi alıp yazan insandı. Şu anda ise tamamen dünyanın en zenginidir bizim Cumhurbaşkanımız. Ve kendisinin sözünü de tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer ki Recep Tayyip Erdoğan zengin olmuş bildiyse bilin ki haram yemiştir. Bu soruyu da bu onun kendi cümlesidir. Kendi cümlesini ona hatırlatmak isterim. Bir de şeyden yani zaten işte Avrupa'daki o ortaçağ karanlığının yarılması, çıkılması da Fransız devrimiyle birlikte çok büyük olmuştur. Nedir? Fransız devriminin ortaya çıkarttığı kiliseleri ortadan kaldırmak. Yani kiliselerin bizim Türkiye'de tam Mustafa Kemal'in Cumhuriyet döneminde yaptığı gibi laik
demokratik bir Türkiye yolunda kurma anlamında. Yani dini ayırıp işte devlete de başka bir taraftan etme. Yani Avrupa'da kiliselerden kopup kiliselere bağımsızlaşıp devlet kendi olanaklarını yaratıp, devlet olanaklarını yaratıp demokratleşince orada bir kalkınma meydana geldi. Hı hı. Yani şeye de baktığımızda sizin tam o dediğiniz Orta Çağ döneminde krallar hastalandıklarında doktorları İran'dan götürüyorlardı. Yani baktığında öyle bir şeyden, yani tutumdan doğru. Bizim ülkemizde de yani şu an bile görüyoruz, yani bir bilim adamı işte veya bir profesör televizyonlarda tartışıyorlar. 8 cümle kuruyor, işte 4'ünün 8 cümle kuruyor, 6 tanesini Kur'an'dan ayetlerle anlatmaya çalışıyor. Ya kardeşim, o zaman sen din adamıysan git vaaz ver, işte camide hizmet et. Yani bu din bizim dinimiz, İslam dinimiz, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama yani dinin anlatılacağı, konuşulacağı yerler var, bilimin konuşulacağı yerler var, ilimin konuşulacağı yerler var. Yani her televizyon programına çıktığınızda işte siyasi bir program veya işte bilimsel, akademik bir program, ne olursa olsun. Yani bunun her cümlenin içerisine işte bilmem ayetler katmanın, işte dinden cümleler katmanın hangi mantığı var? Yani bundan, o zaman bundan nemalanıyor, bundan faydalanıyorsun. Kesin. Yani şeyden... Bir de yarın öbür gün bu seçilen tek kişi Müslüman da olmayabilir. Amerika'da Müslüman birinin seçileceğine ihtimal vermiyordu başkan olarak. O zaman Müslümanlara herhangi bir sınırlama getirirse ne olacak? Çünkü tek kişinin inisiyatifinde ve yasalarla buna engel herhangi bir şey yok. Yani mutlaka. Yani buradan bakaraktan şey yapmamız lazım. Yani bu kesinlikle kişiler üzerinden tartışılacak bir seçim, bir referandum, bir anayasa değişikliği değil. Siz ne diyorsunuz? Biz... Yani Cumhurbaşkanı'nın o dediği bu bir rejim değişikliği değildir dediği noktaya katılıyor musunuz? Veya hangi... Orada bence sadece bir kelime oyunu var. Bütün maddeler okunduğunda... Zaten şu an maddeler insanlara açıklanamıyor. Bizim genel başkanımız tüm partilerin liderlerine, genel başkanlarına bir çağrıda bulundu. Gelin canlı yayında hep birlikte anayasa maddelerini tartışalım. Niye tartışılmıyor Türkiye'de bu işler? Yani siyasi parti genel başkanları veya bir araya gelerekten halkın karşısına çıkıp niye tartışılıyor? Bir köprü açılışı bile 32 kanala canlı yayınlanırken ülkeyi ilgilendiren anayasa görüşmeleri hiçbir kanalda verilmedi. Yani Halk TV dışında. Yani ya ben şöyle yorumluyorum, demek ki insanlardan bir şey saklanmak isteniyor. Aynen. Algı yönetimiyle, bakın bunlar evet diyor, bunlar hayır diyor, siz o yüzden evet deyin, siz bu yüzden hayır deyin diye insanları algı yönetimiyle bir şeyleri dayatmaya çalışıyorlar. Eğer bu madde gerçekten bizim için, halk için, ülke için yararlı bir şey varsa lütfen çıksınlar, tek tek anlatsınlar. Yani evet demek yüksek hızlı tren demek değil. 15 yıllık tek parti iktidarı var bu ülkede. Yüksek hızlı tren devam edebilir bu sistemde de. Manisa'ya ama gelebilir inşallah. Hayırları bekliyoruz. Da şimdi evetlere de bir şeylerle bütünleştirmek yanlış olur. Yani tabii ki de, ortada neyi varsa onun üzerine konuşmak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani hani neye evet dendiğini bugüne kadar karşılaştığım, biz evetçiyiz, almak istemiyorum broşürden ya da konuşmak istemiyorum diyen herkese ısrarla konuşmak ve gerçekten fikirlerini öğrenmek istedim. Çünkü belki de biz yanlış düşünüyoruz. Ama hiç kimse biz şu yüzden evet diyoruz, işte bakın bu şekilde bir iyilik getirecek, bu şekilde ülkeyi daha bir adım öteye taşıyacak hiçbir açıklama olmadı. Yani hep eğer, karşılaştırma. Evet, hep karşılaştırma ve algı yönetimi. İşte ya da işte benim partim evet diyor, o yüzden evet diyorum. Ya da işte şunlar hayır diyor, o yüzden hayır diyorum. Yani onunla da baktığında o da biraz şeydir. Yani Fransa'yı kana bulayan işte o şeyi... futbol sahasını, daha sonra o müzik salonunu kana bulayan katliamı yapmadan önce işte gidip namazını alıyor, namazını kılıyor, abdestini alıyor. Sonra gidip katliam yapıyor. Şimdi o katliam yaptı diye ben namaz kılmayacağım, abdest almayacağım yani mı? Işte veya ben Müslümanım var, demeyeceğim mi? Tabii ki de yani ya, öyle değerlendirmemek lazım. Gerekiyor. Bugün işte yani konuların üzerine konuşmak gerekiyor. Bu terör örgütlerine de bir grup öfkeli çocuk diyenler var. Onlar da Allah bismillahlarla çıkıyor ama bizim Müslüman, yani yani biz işin özünü tartışmıyoruz. Şey o gibi yani siz çok güzel değiniyorsunuz bu işlere. Yani işin özü tartışılmalı. Evet. Yani buradan şuradan yanına bir şeyler koyaraktan çorba yapmanın bir anlamı yoktur. Yani ortada ne varsa onu konuşmalıyız. Maddeler yani açıklansın. Şu an ülkenin hani bunca derdi, bunca sıkıntısı varken Kadir Has Üniversitesi bir araştırma yapmış. Yıllık bir araştırma. Geçen yıla göre kriz var diyenlerin sayısı, oranı %51'den %73'e çıkmış. Yani %73 oranında artık kriz var diyor herkes de. Bu ülkede bir kriz var. Herkes bunu artık sadece kabul söylenmiyor, ediyor. Adı konmuyor sadece. Evet, yani herkes
bunu biliyor ama iliklerine kadar hissettiğinde inşallah geç olmaz. Bir an evvel bu krizle ilgili, terörle ilgili, güvenlikle ilgili bir şeyler yapılması gerekirken biz ülkece hayır mı, evet mi, işte tek yasama, yargı, yürütme tek kişiye mi verilsin, mecliste mi kalsın? Biz 15 Temmuz gibi bir süreç yaşadık. 15 Temmuz'da darbe kime karşı yapılacaktı? Mecliste, hükümete karşı yapılacaktı. Tek kişinin yaşadığı yerler ateşe verilmedi. Meclis ateşe verildi ve orada Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri, AKP vekilleri, bütün milletin gönderdiği vekiller hepsi meclise gelerek güçlü bir mecliste, güçlü duruşlarıyla bu darbeye engel olmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımızın çağrıları. Ama tek kişilik bir yönetim olsa, tek kişiyi ele geçirip meclisi feshedeceksin dediklerinde biz şu an darbeyle yönetiliyor olabilirdik. Darbe seslerini kulaklarımızda duyuyor olabilirdik. Siz nasıl böyle yorumluyorsunuz? Yani gelecek sizce ne olur? Yani şu evet hayır çalışmaları nereye götürür? Yani hanginiz ben cevaplamak isterseniz. Bir şey söylemek istiyorum sadece. Mustafa Binali Yıldırım'ın bir açıklaması oldu. Mustafa Kemal de Samsun'a çıktığında ona da hayır dediler. Ve bizi hayır diyenleri Mustafa Kemal'e karşı olan grup olarak görüyor. Fakat tarih derslerini biraz daha Milletin Bakanlığı ağırlık vermiş olsaydı Mustafa Kemal'e hayır diyenler o zamanki hanedanlığı, o zamanki durumu, manda ve cumhuriyet mandayı kabul eden insanlar. İstanbul hükümeti, sevri imzalayanlar. Ya bir bunlar de geçmişin hayırıyla bugünün hayırı evet onlar, farklı şeyler. Onlar ve de çok güzel bir şeydir ki Mustafa Kemal hayır. Binali Yıldırım söylediği için söylüyorum. Mustafa Kemal o kadar büyük bir insan ki hala dahil onun üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biz yıllarca Mustafa Kemal'in düşüncelerini, fikirlerini hala aktarmaya çalıştığımızda da iki ay yaş diyenler onlar. Hala onlar geride kaldı diyenler onlar. O kadar mübarek bir insanmış ki hala tutuşunca ve de hayır oranı yüksek olduğunu görünce hemen Mustafa Kemal'e sarılmalar. Bir de ilginç olan bir nokta var. Yine Binali Yıldırım'ın Çanakkale geçilmez diyorlardı. Bu köprüyle Çanakkale geçilecek dedi. Yani olayı çok yanlış anlamış bence. Hani biz onu düşmana karşı söyledik. Düşman geçemez buradan diye. Bizden olan herkes yani orası kendini bir, düşman gibi hissetme. Kendisi hissediyorsa bilemem yani. Ama biz onu düşmana söyledik. Konuyu anlayıp açıklama yaparsa hem gülüş duruma düşmez bence. Güzel şeyler yaratıyorsunuz. Evet. Sinan. Yani aslında ben şöyle söyleyeyim. Ya biz zaten az önce başkanım biraz daha önde girdi, onu söyleyecektim. Sadece kabuğu gösterdiklerini biliyoruz. Hani bir A marka araç vardır. Logosunu söküp B marka aracı taktığınız zaman, yani logosunu taktığınız zaman o aracın markası değişmez. Yani o araç aynı araçtır. Hani bize biraz daha bunlar verilmeye çalışılıyor. Mekanizması biz, değişmez yani aynı evet, yani, şeyde sağlanmak olur. Biz bunları daha çok aktarmaya çalışıyoruz. Hani aslında yani şey kolay olurdu diyorsun. Yani mesela başbakanlar, işte bakanlar veya bu şey komisyonda bu anayasayı yazanlar karşılıklı televizyonlarda tartışsalardı veya şurada şimdi evet veya hayır düşünen iki tane arkadaşlarımız. Evet. Yani şurada da üç keşke tane evet düşünen arkadaşlarımızla birlikte bunları tartışsaydık. Yani medeniyet budur. Bir de açıklama da budur. Yani şimdi evet de çıksa hayır diyenleri etkileyecek, birlikte yaşayacağız biz. Tabii hayır de. Da çıksa evet yani, diyenleri etkileyecek, birlikte yaşayacağız. Yani bu ülkenin insanlarıyız. Onlar hep %50'ye göre bir bakış açıları var ya, aslında %100'e göre bir bakış açısı yaratmak gerekiyor. Ya tabii biz birlikteyiz. Yani seçim bittikten sonra o unutulur, biz birlikte yaşamaya devam yani edeceğiz. Komşuyuz, arkadaşıyız, sınıf arkadaşıyız, iş arkadaşıyız. Yani mahalle arkadaşıyız, hepimiz arkadaşız, birlikteyiz yani bu ülkenin bütün insanlarıyız. Yani biz farklılıklarımıza hoşgörü göstererek de birlikte yaşamaya devam edeceğiz, ne çıkarsa çıksın. Bu anayasa önerisi verilirken şöyle bir şey oldu. AKP milletvekilleri bile önerileri görmedi, maddeleri görmedi. Altına imza atarak çıkardılar. Daha sonra zaten kendi içlerinden de itiraz edenler oldu. Şuna getirmeye çalışıyorum. Hani meclisten geçirelim, daha sonra halka soralım ve uygulamaya geçirelim deyince, yani halk onaylayınca onu halkın anayasası olmuyor. Yani gelip bana sormadılar nasıl bir yönetim şekli istersin, ne istersin diye. Onlar hazırladılar, bizim önümüze koyacaklar.
Yani kaldı ki zaten hiçbir hukukçu çalışmadı bu anayasa üzerinde. Yani maddeler hazırlanırken. Hiçbir akademisyen hukuk konusunda uzman biri çalışmadı. Önümüze getiriyorlar, halka soruyoruz, halkın anayasası olacak diyorlar. Yani benim önüme böyle bir hap gibi getirip... Siz diyorsunuz 18 yaşındaki gençler seçme hakkı, seçilme hakkı verdiler. Ama bana sormadılar, ben böyle bir şeyi hak istiyor muyum, ihtiyacım var mı veya benim görüşümü almadan bunu koydular diyorsunuz. Bir de şey, yani biraz da onu konuşalım da. Yani yasalar falan diyoruz, işte bu geçsin, bu geçmesin diyoruz. Şimdi bizim ülkemizde şöyle garip bir şey de var. Yani yasayı yazıyorlar, bilmem hangi maddenin, hangi fıkranın, hangi bendenin bilmem ne inece diye. Şimdi bu yasayı okuyan adam, yani bırak bizim hukuktan Türkiye'deki anlıyor, eğitim düzeyi, yani insan anlayacak o mantık çok az insanda var. Yani eğitimli insanlar bile bunu anlamıyor yani baktığında. Oysa bak yani diğer ülkelerde bunu kolaylaştırmışlar. Mesela Franco döneminden sonra İspanya'da oturmuş anayasa bilimcileri işte halkla tartışarak sivil toplum kuruluşları vesaire anayasa yapmışlar. Sonra da Nobel ödülü almış bir edebiyatçıya demişler ki sen bunu halk diline çevir anayasayı. Yani insanlar okuduğunda kolayca anlayabilsinler diye. Yani şimdi zaten şu anayasayı İnsanların önüne koyduğun zaman da yani onu çok böyle kavrayacak, anlayacak, bilmem ne edecek şeyde değiliz. O düzeyde değiliz. Çünkü o düzeyde yazılıyor. Dil evet. Olaraktan. Ya artı şöyle bir şey. Hukukla ilgili konular var. Toplumun ne kadarı hukuka etkin, yani hakim. Yani zaten hani bu kadar üst düzeyde olsak hakim, savcı, avukatlara gerek kalmazdı. Hani halk hukuktan, yani hukukun üstünde bu kadar... duruyor olsa. Yani baktığınızda %100 oy kullanacak ama %10'u belki hukuktan anlıyor. Yani %90 yani bu yasa benim için gerekli mi? Olsun mu olmasın mı bilemiyor ya. Yani. Ama şey demek ki yani şeye gelmiş. Ya ben şu sevindirici mesela Abdullah Bey'in söylediği şey beni sevindirdi. Yani işte biz köyde köylülerle konuştuğumuzda işte bu referandum işte benim ürünümün şeyini değerini biçmeyecek. Benim mazot paramı indirmeyecek. İşte siz diyorsunuz okuldaki harçlar işte eğitim masraflarımı şey yapmayacak. Gülşah Hanım diyor işte çalışma alanlarında işçiler oradaki işsizler, iş bulamayanlar veya iş güvencesi şeyden bahsettiniz, iş cinayetlerinden bahsettiniz. Yani orada çalışma alanlarında iş güvencesi yok. Yani işte ölümlerden bahsettiniz. Yani buralardan tartışılması aslında güzel bir şey. Yani evet. Benim için yapılmıyor diye ortaya çıkması. O alanlarda biz her ne kadar veya devletin içerisindeki, hükümetin içerisindeki veya muhalefet partilerinin içerisindekileri görmüyor olabilir. Bak siz görmüşsünüz. Yani bunlar buralarda artık tartışılıyor. Diyorlar ki biz evet bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda canımızla, kanımızla, kadınımızla, erkeğimizle hep birlikte kazandık. Evet hükümet etme yetkisini verebiliriz. 5 yıl sonra beğenmezsek değiştirebiliriz. Beğenirsek tekrar devam edebiliriz. Ama ülkenin tapusunu tek kişinin üzerine yapmayız. O yüzden biz çok umutluyuz. Herkes çok farkında, saklanmaya çalışan maddelerin de aslında farkında. Ve şu an ülkedeki huzursuzluklar, sıkıntılar almış başını gidiyor. Bunlara hiçbir deva olmayacağının da farkında. 7 Haziran'dan 1 Kasım seçimlerine geçildiğinde 2015'te yine hiçbir derde, hiçbir çözüm olmadığı ortadaydı. Tekrar yine aynı söylemler. Hiçbir istikrar yok. Bu siyasi istikrar da yok. Şeyi incelediniz mi Gülşah Hanım parti olarak mesela Cumhurbaşkanımız Manisa'ya geldi gitti. O mitingi böyle incelediniz mi? Yani böyle konuşuldu mu? Yani, nasıl bir etki evet, yarattı? Evet tabii ki de inceledik, takip ettik. Hatta sizin kanalınız canlı yayın da yaptı. Ben oradan da izledim. Aldığımız izlenimler, orada bizzat gidenlerle konuşmalarımız. Evet tabii ki de meydanda bir kalabalık vardı. Tabii ki yani koskoca Cumhurbaşkanımız geliyor. İllaki kalabalık olacak ama... eski kalabalıkların olmadığı, en önemlisi de o coşkunun olmadığı yönündeydi. Yani ben de miting alanındaydım. Sonuna kadar da başından geldim. Cumhurbaşkanımızın kendisinin de zaten o coşkusu yoktu. Yüzü düşüktü. Yani şeyde mitingin böyle o protokolde baktığınızda sol tarafta kadınlarda biraz daha coşku vardı. Aslında yani şeyler oradan geliyordu. Aslında şuraya da ben dikkat çekmek istiyorum. En güzel örnek bu.
Cumhurbaşkanının tarafsız olması. Ya partili cumhurbaşkanı maddesinin ne kadar kötü olduğunu. Yani bu bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Evet de çıksa bizim cumhurbaşkanımız değişmeyecek. Hayır da çıksa bizim cumhurbaşkanımız değişmeyecek. O yüzden aslında cumhurbaşkanımızın yüzünün asılmasına gerek yok. Ya da cumhurbaşkanımıza oy veren arkadaşlarımızın, oy veren büyüklerimizin yüzünün asılmasına gerek yok. Bu bir cumhurbaşkanlığı ya da parti seçimi değil. Partili bir cumhurbaşkanı olsa ne olur sizin açınızdan? Partili bir cumhurbaşkanı olsa ne olur? Ben... Ya... Yani öyle bir şey olduğu zaman çok komik şeyler olur. O sırada en büyük aynen. örneği de Gambiya'da olduğu gibi yani seçimi kazanamadı. Kazanamadığı için OHAL ilan etti. OHAL'i kabul etmedi. Sonra en son gitmek zorunda kaldı. En son devletin kasasından kaç para? 11 milyon dolar para alarak kaçtı, kayboldu. Yani bu çok tehlikeli bir şeydi. Şimdi de kaçıp gider. Hı? Yani giderse. Hala çok büyük bir gücü var. Hala çok büyük bir etkisi var. Eğer artık bir süre sonra halkın bir şeylerin farkına varıldığını anladıysa da ancak Gambiya'daki gibi olabilir. Ve ilginç taraftır ki Bulgaristan'da da oldu. KYK yasasına göre yine meclis feshedildi. Yani partili cumhurbaşkanı kendi istediği partideki bir parti eğer kazanmadığı zaman feshetme yetkisi var. Ve bunu biz veriyoruz. Olmadıysa da başkanlık sistemindeki başkan sokakta bir kişi öldürse, kafasına göre bir kişi öldürse 400 milletvekili yargılansın dediği zaman yargılanacak. O da sizce kendi doğru seçtirdiği şey. Milletvekilleri verir miyiz lan? Onun yargılaması mesela çok ilginçtir. Ne yasamada ne yürütmede hepsini kendi atacağı insanlar. Kendi atadığı insanlar onu mu yargılayabilir? Çünkü başkanlık sistemi bu kadar tehlikeli bir şeydir. Ama şimdi... Şimdi bazıları da bu konuya şey diyebiliyor. Mesela belki millet meclisi başka parti üstünlüğü kuracak, başkan ayrı olacak. O da ayrı bir kaos. Tam olarak çift başlılığın gelmesi demek olacak. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkaracak. Üstüne meclis çoğunluğu başka bir partiden olursa... Meclis bir onun üzerine kanun çıkaracak. Kanunu beğenmeyen cumhurbaşkanı meclisi feshedebilecek. Hadi tekrar seçime gidilecek. Tam bir çift başlılık aslında orada oluşacak ve ülke daha da kaosa gidecek. Burada da oldu mesela 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne hükümeti kurma yetkisi vermedi. Evet. Şimdi de yapılıyor yani niye? Hatta onun için ilgili çok güzel bir cümle vardır. Hani 17 Haziran 2016'da AK Parti'nin genişletilmiş il başkan toplantısında Binali Yıldırım'ın cümlesi çok güzeldir. Diyor ki başkanlık fiilen uygulanıyor. Ortada bir gerçek varken anayasa fiili durumuna uyumlu hale getirilmelidir. Bunun farkındalar. Yani zaten bir diktayla, yarı diktayla yönetiliyoruz. Binali Yıldırım zaten bunu böyle söylemiştir. Sadece bunu daha rahat olabilecekleri, böyle yasaya göre artık biz yasaya göre hareket ediyoruz diyebilecekleri için bu başkanlık yasasını bu kadar istiyorlardı. Yani çünkü 15 yıldır yapamadıkları bir şey yok. Ha yapamadıkları şöyle şeyler var, tecavüz yasasını çıkartamadılar ama terörü araştıralım dediler de biz mi araştırmalarına engel olduk, muhalefet mi engel oldu? Aksine açık çek, terörü araştıralım diye biz önergeler sunduk verdik, onlar ama kabul edilmedi. Ama yani bugüne kadar neyi yapamadılar da ekstra bu isteniyor? Yani siz şöyle de düşündünüz. Şöyle şu an 55 milletvekilinin imzasıyla başbakan ve bakanlar soruşturmaya gidebiliyor. İşte... salt çoğunlukla Yüce Divan'a gidebiliyor ama yeni sistemde ancak 400 milletvekilinin imzasıyla Yüce Divan'a gidebiliyor. Yani işte şöyle, o da çok büyük bir rakam. Dediğim gibi kendi seçtirdiği, kendi partili yani kendi partisi sıfatı, parti başkanı sıfatıyla kontrol ettiği mecliste hangi vekil 400 vekil imza verecek ki yargılanması için? Ya bir cinayet işlediğinde 400 vekil yani kabul etmediğinde cinayet işlememiş mi olacak veya kanunsuzluk, hukuksuzluk yapmamış mı olacak? Ama siz şimdi bunu düşünürken bunları güzel anlatıyorsunuz. İlk başta bu yasalar yapılırken üçünüze de sorayım yani tek tek cevaplayabilirsiniz. Tabii. Yasalar yapılırken siz Cumhuriyet Halk Partili olma ruhuyla mı baktınız ya bir de bu evet tarafından bakalım diye. Yani evet dese ne olur bizim partimizde veya biz evet desek de ne olur diye incelediniz mi gerçekten? Yoksa temelden böyle bir şey bunu yasayı AK Parti MHP'nin yarısı diyelim işte Devlet Bahçeli tarafı onlar çok şey oldu biraz da. O taraf bu taraf olaraktan biraz farklı daha bir parti olarak bütünleşemediler. Yani o mantıkla mı baktınız biz Cumhuriyet Halk Partisi bunları çıkartayım biz buna hayır mı diyelim yoksa biraz incelediniz mi? Ya evet desen olur bizim partimiz. Tabii ki inceledik anayasa hukuku hocalarına danıştık yani parti olarak. Öyle bir ya biz o algı yönetimiyle bunlara evet diyor biz hayır diyelim demedik. Aksine yani bu ülkede terör var dediklerinde ilk önergeyi biz verdik. Hadi terörü araştıralım diye. Hı-hı. Bu terörü temizleyelim araştıralım diye. Ha, 15
Temmuz darbesini de araştırılması konusunda birçok önergeler verildi. Yani bizim genel başkanımız Yenikapı'daki mitinge gitti. Hep birlikte bu sisteme yapılmış bir darbedir. Hep birlikte bunu püskürtelim. Cumhuriyet Halk Partisi darbelerin karşısında bir partidir. Demokrasinin yanındadır. Biz darbelere her zaman karşıyız diye açıklamalar yaptı ve tüm eylemleriyle de bunu ortaya koydu. Bizim vekillerimizin hepsi, grup başkan vekilimiz Özgür Özel sabaha kadar orada mecliste hep birlikte milletvekilleriyle birlikte oturup darbeye karşı direndiler. Hiçbiri meclisi bırakmadı mecliste ateş edilirken. Ama şimdi Yenikapı ruhundan koptu diyorlar. CHP öyle bir eleştiri var. Çünkü kopması gerekiyordu. Çünkü başkanlık sistemi gibi bir şey çıkardı. Çünkü bundan, yani hani sorduğunuz soruya da cevap vermek istiyorum hem. Sorduğunuz soru, bizim bunu araştırdık mı? Zaten sizce bilmeyen bir insan bunu anlatamıyor. Yani biz çok iyi biliyoruz. Antidemokratik insanların da elinde evet bildirisi olduysa da, ya ben evet diyeceğim. Bildiriyi dağıtan insanın neden evet dediğini bilmemesi var. Bir de şu anda bizim... Karşılaştın mı hiç? Karşılaşmadım. Sadece sosyal medyada izledim böyle bir şey. Ama hayır, gittiğim birebir sorduğumsa da kardeşim hiç yaklaşma, biz evet veriyoruz. Yani ondan dolayı şey yapma deyip, abi konuşabilir miyim? Hayır. Sen bilmeyenlere anlat. Abdullah Bey, şey var, durup dururken mesela 15 Temmuz'dan sonra bu başkanlık sisteminin tekrar gelmesi, mesela kamuoyunda tartışılan işte MHP'nin AK Parti'ye tuzağı diye böyle şey var. Siz nasıl algılıyorsunuz? Bence 15 Temmuz'dan sonraki oluşan olay bir güç kabul ettiler. Yani onlar Gezi'deki demokratik güçlerin, sokaktaki olan demokratik güçlerin, bakın bizim de böyle bir gücümüz var deyip insanların sokağa çıkması. Ve onlar sokağa çıktıktan sonra evet biz bu havayı yakaladık. Bu kadar insan arkamızda. Ama sokağa çıkan herkes AK Partili değil de. Hayır, hepimiz çıktık tabii sokağa ki. Yani tüm zaten Türkiye çıktı zaten. Yani bir ülkede darbe oluyor. Darbeye karşı diz çökmek Türk halkına yakışmaz. Veya Türkiye'de yaşayan diğer halklara da yakışmaz. Türkiye'de yaşayan tüm halklar birlikte darbeye karşı ortaya çıktılar. Bu havayı yakaladım ben. Hazır bu havayı yakalamışken birlik ve beraberlik düşüncesi olduysa bu anayasayı çıkarayım. Bu başkanlık sistemi ama çıkarayım. Ama MHP niye oradan girdi? Devlet Bahçeli niye? Devlet Bahçeli'nin de çok güzel açıklaması var. Yani çok 18 Ekim 2017'de kendi grup toplantısında söylemiş olduğu cümle var. Hayır, başkanlık sistemine kabul ediyor. Çok şey söyledi, oraya girmeyelim. Yani yoksa birçok şey söyledi. O ayrı bir şey de. Yani şu anki dünyası inan o anki dünyası çok ters. Bir de bu darbeyi çok fazla kullandılar. Yani bu darbe girişimine. Herkese muhalif ses çıkartan ya da farklı bir şey söyleyen gençleri ben şurada anlamak istiyorum. İşte terör örgütü, bu da terör örgütü mensubu diye yaftalayıp oradan susturmaya çalıştılar. Şey mi yani, şurada da biraz böyle geniş şey yapalım da sizin o konudaki önemsiyorum ben fikrinizi. Mesela MHP'nin içerisindeki gelişen muhalefet, yani güçlü bir muhalefet gelişiyordu. Tam o dönemde muhalefetin geliştiğini gören Devlet Bahçeli hemen başkanlık sistemini AK Parti'ye sinyal olarak gönderdi. Orada bir bütünleşmeyle birlikte başkanlık sistemi geldi. Şimdi orada iki şeyi tartışılıyor. Bir, MHP kendisini kurtardı. Yani MHP ortaya kendisini yok etti. Eğer yok, bu şey anlamda, gelirse şey anlamda, MHP gibi partiler yok olacak. Şey anlamda, yani Devlet Bahçeli, yani daha doğru olur cümlenmeniz. Devlet Bahçeli kendini kurtardı. Muhalefeti çünkü işte bilmem neyce FETÖ'cü, METÖ'cü diyerekten, suçlayaraktan ben onların önünü kesme. Ben gerçekten Devlet Bahçeli'yi anlayamıyorum. Kendi tabanının da anladığını düşünmüyorum. 17-25 Aralık'ın hesabı verilmeden başkanlık konuşulamaz diyen kendisiydi. Sanırım onlar aralarında 17-25 Aralık'ı konuştular. Belki paylaştılar, bilemiyoruz. Anlayamıyorum zaten kendisini. Ki tabanının da kendisini anladığını düşünmüyorum. Biraz oradan konuşalım. Tabanı, MHP'liler ne diyor? O taban gençler ne yapar? Ya bizim MHP'lilerin adına konuşmamız çok doğru yok, olmaz. Yok, sizinle konuştuklarında ne diyor? Ama biz gördüğümüz, hani evet bizim Devlet Bahçeli bizim genel başkanımızdır. Saygı duyuyoruz. Yarın seçim olsa ben yine oyumu MHP'ye veririm. Ama referandumda hayır diyeceğim. Çünkü ben bu sistemi doğru bulmuyorum diyorlar. Üniversite gençliğinde nasıl bir şey var MHP tabanında? Aynı şekilde. Zaten üniversite gençliğinin biraz daha yani MHP tabanını ülke ocakları biraz daha yönetiyor. Yani baktığımızda, konuştuğumuzda zaten çoğu hayır diyeceğini açıkladıktan sonra görevden almalar, yerine işte evetçiler getirilmeye başlandı. Ama şöyle bir şey var. Hani mevcut görevde olanı dinleme gibi bir durum yok. Haklı olanı dinleme var. Yani haklı olanın yolundan gidiyorlar. Yani çoğuna baktığımda zaten arkadaşlarım, hani okulda karşılaştıklarım, ya siz haklıymışsınız. Hani biz de bu sefer de sizin destekçinizsiniz.
hani sizin yolunuzda bir yanlış yokmuş gibi şeyler duymaya başladık. Hani yani partimiz farklı olsa da bir kader birliğimiz var artık. Biz de hayır oyu kullanacağız. Hatta çok destek vermeye gelenler de var. Hani hayır oyu. Bu zaten partiler üstü bir olay. Yani demin de bahsettiğim gibi kimse gidip de AKP ya da MHP'ye kötü olsun diye oy vermedi. Herkes iyi olsun, daha güzel olsun diye oy verdiler. Benim bu konuda mesela MHP tabanı hakkında arkadaşlarım olduysa, sohbet olduysa da sadece şu konuyu konuşuyorum. Ne düşünüyorsun? Dedi tamam dedi de bu kadar fazla. Yani böyle olmamalı. Çünkü hani kendi genel başkanlarının da artık doğru bir karar verdiklerine inanmıyorlar. Ve artık tamam o ne düşünüyor olabilir ama o oyu verecek biziz. Çünkü görevden alınanlar, kendi ilçemde de var, görevden alınanlar var. Yani bu insanların da şeylerini görüyorum. Bu insanlarla da sohbetlerimde neden hayır dediklerini çok iyi bilenler. Ama o evet diyenler ise ben hala da inanıyorum. Şu anda referanduma, bu başkanlık sistemine evet diyen insanlar rantı ve rant üzerinden yürüdükleri, yani oluşabilecek elinde bulunan o potansiyeli kaybetmek istemeyenler için. Çünkü bu darbe, yani bu anayasa bizi o kadar çok fazla yıpratacak ki, bu anayasa çıkarsa eğer bizim şu andaki güllük gülistanlık böyle bir programda bunları konuşamayacak hale geleceğiz. Görüyoruz medyadaki olan olayları, en ufak bir şekilde direkt içeri girme, direkt davaya geçme, bunların hepsi olacak. Çünkü bir insanın istediğine kalacak. Ama biz sadece bir insan tarafından yönetilemeyiz. Yani bizim onun dediklerine sadece uyamayız. Ama şimdi de oluyor mesela, biraz önce Sercan Bey söyledi. Şey dedi, yani bir yerde anayasa oylaması olurken, bir kanal verirken işte bir yerde köprü açılışına 34 tane kanal verdi diyor. Yani bu şimdi de oluyor. Yani ne değişecek o zaman? Ne değişecek? Değişen nokta az önce de söyledim zaten. Hala Binali Yıldırım kendi söyledi. Başkanlık fiilen uygulanıyor zaten dedi. Yani bunlar bunun farkında. Bunlar zaten bunu sadece artık kendini rahatlatabilmek için, yargılanmamak. En büyük özellik bu. Bu anayasadaki en büyük özellik onları yargılayabilecek bir gücün olmadığı anlamına getirtmektir. Amaçları bu zaten. Yoksa onlar da şu anda istediğini yapıyor. Evet, dediğiniz gibi bütün kanallar yine onların elinde. Yine onlar hepsini yönetebiliyor. Yargılanma riskleri var. Ve onlar da çok iyi biliyorlar. Türkiye halkı yapılan yanlış hiçbir zaman unutmaz. Unutmayacağı için de bunu da anayasa olarak değişikliği sunarak kendilerini garanti altına almaya çalışıyorlar. Ya bu şartlarda yarın ben üzüm ekimini yasaklıyorum diyemez. Nasıl ki tecavüzcüleri serbest bırakıyorum diyemediği gibi. Ama getirilecek sistemde bunu dememesine herhangi bir engel yok diyebilir. İstediğini diyebilir. Üzüm ekmeği yasaklıyorum. Artık Türkiye'de üzüm jeotermal olacak diyebilirsiniz. Yani jeotermal artık bütün üzüm kalkacak, jeotermal olacak. Bu tarz değişiklikler var yani. Çok da tehlikeli bir şey. Tam da değinemedim o jeotermal konusuna ama. Tamam değinebilirsiniz. Hani, zamanımız var, siz değinin. Jeotermal konusu ise hani halk artık jeotermaldeki o zaman iklimi değiştirdi. Artık üzümler normal bir şekilde kuruması olması, sergiye serildiği sırada kuruması olduğu zaman da artık kuruyamıyor. Çünkü geceleri o dumanlarla sülfürik asitler yağıyor. Ve bundan dolayı halk artık sırf bundan dolayı ilaç, daha fazla ilaç atmak. Hatta şurada ben notumu da almıştım. İzmir Ticaret Borsası 2016-2017 sezonu Ege Bölgesi rekolte tahmin raporunda şöyle bir şey var. Cümlesi bu. Özellikle Alaşehir ilçesinin piyadeler Örnek köyü, Alkan bölgelerinde yer alan jeotermal testlerinin artmasından kaynaklı bağ alanlarına verimli ve kalitenin olumsuz etkilendiği ve yapraklarda fazla miktarda bor zararı tespit edilmiştir. Bu oluştuğu müddetçe artık biz herhangi bir şekilde üzümümüzü, tabii ki fiyatı düşecek. Zaten şu anda fiyatı gerçekten şeyi karşılamıyor. Her şeye zam, elektriğe, gübreye, ondan sonra mazota, hepsinde zam var. Fakat işçinin asıl bir şekilde ürettiği şeyden para kazanacağı noktada olmuyor. Ve herhangi bir insanın dış ülkelerle yapmış olduğumuz olaylarda, mesela Rusya'yla halkın yaş üzümü satamadı ve hepsini sergiye sermek zorunda kaldı. O uçak kriziyle beraber ve bütün turizmimiz bitme noktasına geldi. İşte bunu demeye çalışıyoruz. Yani bir insanın yapmış olduğu, bir insanın söylemiş olduğu söz milyonlarca insana mal olmamalı, çiftçiye mal olmamalı. Bir uçak krizinden dolayı evet vurduk vururuz böyle hakem keserek aslında ki buradaki olan milyonlarca çiftçinin nasıl bir zor durumda kaldığını, ekonomik anlamda ne hale geldiğini görmesi lazımdır. Ve bu anayasa geldiyse de zaten çiftçiye herhangi bir söz yok. Arkadaşlar ben artık üzümü istemiyorum, İran'dan ithal getireceğim dediyse de ne söyleyebilir bu halk? Tütün vardı burada.
Tütün kalmadı. Yok oldu. Ve üzüm de yok olacak. Çünkü iklim değişiyor. Ve bu jeotermal olayı, sen doğanın dengesini değiştiriyorsun. Ve bunlar ise enerjiye verildi. Ondan sonraki zaten hepsi arka arkaya geliyor. Elektrik artık yaz saati uygulamasında sürekli kaldık. Niye? Çünkü daha fazla elektrik yaptı. Çünkü elektrik firmaları kendi daha bedava çıkarmış oldu. Elektrik firmaları daha bir şekilde kar yapmaya başladı. Halk bunun neresinde? Ben halkıma sadece bunu anlatıyorum. Burada kar kazanan halk nerede? Yok, halka yani bir şey siz yok. Siz diyorsunuz halkçı yasalar olsun diyorsunuz. Halkçı yasalar. Tabii şöyle ki. Bir tur daha yapalım. Programımızı toplamış olalım. Halkçı yasalar yapalım derken şöyle bir şey. Bizim yeni anayasaya ihtiyacımız yok aslında. Mevcut anayasayı uygulamaya ihtiyacımız var. Yani az önce işte halkçılıktan bahsettiğimiz gibi mesela devletçiliği. Yani bu ülkede Cumhuriyet ilan edilmeden önce İktisat Kongresi yapılmıştı. Yani baktığınızda son 15 yılda tarımla ilgili hiçbir şey yok. İşte yerli sanayi dallarının kurulması, yerli ürünlerin arttırılması şeklinde devletçilik ilkemiz var. Ne kadar uygulandı? O tabii şey yani köy enstitülerine baktığında 10 yaşındaki çocuğa arıcılık aşıdı, ağaçlara aşı yapmadır, iğne vurmadır, dikiş dikmedir, hayvancılık işte bilmem ne dersleri verilerekten böyle eğitim görülüyordu ama günümüzde artık işte, üreten de ilişkilerin yani, toplum olmaya gel. Vardı zaten ama uygulanmamaya başlandı, kötü bir gözle bakılmaya başlandı. Yani uygulansa aslında dediğiniz gibi ne kadar güzel şeyler ortaya çıkıyordu. İşte gençlerin, ülke gençlerinin yetiştirmesi, yerli üretimin artması gibi. Laiklik mesela ne kadar uygulandı ki bunu karşı çıkıyoruz veya değiştirmeye çalışıyoruz. Biz her zaman buraya da not almışız. İşte biraz önce dedim bazı şeyler karıştırıldı. Yani şimdi iki cephede de karıştırıldı. Bazen işte diyelim ki ibadetlerini yerine getirenlere tırnak içerisinde işte yobazdır, gericidir bilmem ne mantığıyla söylenenler de oldu. Yani o tür bir mantık da Türkiye'de. Şimdi o da bir yerden gaz aldı. Yani ülkede işte karşı karşıya getirmek için laikliği daha kötü göstermek için. Yani biz ne dedik? 68 gençliğinin o dönemde o gençleri hep böyle şeydir, din düşmanı, işte bilmem anne bacı tanımayan, işte namussuz insanlar olaraktan göstererekten işte başka bir tarafta bir cephe oluşturuldu. Laiklik de öyle. Şimdi laiklik ben laikim deyip işte ibadet neden insanlara bilmem neyler yobaz diyenler de oldu. Şimdi buradan da bakmak lazım. Biz bundan hep bahsediyorduk zaten. Hani bu başörtüsü, din siyasete alet edilmesin. Başörtüsü farklı bir şekilde bağlanıp farklı bir isimle simge olarak kullanılmasın. Ama ne oldu geldiğimiz süreçte bu 15 Temmuz sürecini yaşadıktan sonra birçok başörtülü insan gelip bizim o terör örgütleriyle uzaktan yakından bir ilişkimiz yok. Ama ben başörtülüyüm diye sanırım farklı bir terim kullanıyorlar onun içinde. Başörtülüyüm diye sanırım benim kocam işte görevden alındı, açığa alındı, tutuklandı. Aynı yerdeyiz. Yani hiç kimse herhangi bir dini görüşü, inandığı dinin uygulamaları yüzünden farklılaştırılmasın, yargılanmasın ya da simgeleştirilmesin. Yani laiklik bu yüzden önemli. Benim de sana şöyle söylemek istiyorum. Laik insan üzerinden uygulanamaz. Yani laik sistem bir devlet sistemidir. Evet. Kişinin Allah'la olan durumunun herhangi bir insanlar arasındaki oluşması. Mesela o Fransız zamanlarındaki o Orta Çağ dönemlerken Martin'in çok güzel bir olayı vardı. Cennet satılıyordu bu insanlara ve cennet satılıyordu belli bir paraya karşılığında kiliselerde satılıyordu. Ve Martin içeri giriyor diyor ki bana cehennemi satın diyor. Kaç para istiyorsunuz? Verim ya ne istiyorsun? Cehennemi alacaksan al lan sana para vermeyelim. Bedava al tamam aldım. Kağıdı alıyor ve dışarı çıkıyor halka şunu söylüyor. Alıyor kağıdı. Cehennemi satın aldım bakın kağıt elimde. Cehennemi satın aldım yemin ederim ki hiç kimseyi oraya sokmayacağım diyor. Ama bunlara inanmayın diyor artık. Bunlara inanmayın. Benim de aslında şunu söylemek istiyorum. Onlar her zaman dini çok güzel bir şekilde ama kendi istedikleri gibi kullanırlar. Dini istedikleri gibi bir yaparlar ama ben de şunlara onlara ayetten bir cümleyle onlara söylemek istiyorum. Furkan suresi 43. ayette ey Muhammed hevasını tanrı edinmiş bir insanı sen mi yola getireceksin der. Yani egosunu tanrılaştırmış insanı. Bakıyoruz ki egosunu tanrılaştırmış insanlar şu anda hiçbir şey üretmeden sadece din ve yalanlar üzerine kurulmuş insanları kandırarak yapan insanlar dinlerini, egolarını, hevaslarını yükseltmiş insanlardır. Bunları zaten ayet dedi bunlara bunu söylemek istiyorum ben. Şey de var yani Cenab-ı Allah da diyor yani ben gündüzleri rızk, geceleri ibadet için yarattım. Yani bizim ülkemizde artık yani din gösterişe dönüştürüldü.
Yani cumaya giden, ben sanki davul çaldırarak cumaya gidiyorum gibi deyip işte gidenler veya işte lokma öptürenler. Aslında bu ibadet reklam. İnsanlar kendi için i̇şte yapar. Bu, bununla ilgili çok güzel bir cümle vardır. Yani dinini Allah'a göster, bana insanlığını gösterdi. Yani dinin Allah'la senin aranda olun. Sen dinini Allah'a karşı ne kadar güzel yaşadın seninle alakalıdır. Bunu bana kanıtlamak zorunda değilsen bana insanlığını göster yeter. Çünkü anlatırken Hazreti Ömer'in adaleti, keşke öyle bir adalet olabilse şu anda. Kimse yetimin hakkını yiyemez. Bir de söylemlerle değil ki yani diyelim ki dindar bir insanın bir komşun var. Sen onun yaşam tarzına bakıyorsun. Ya diyorsun bak bu adamın işte ailesi düzgün, yaşamı düzgün, insanlığı düzgün. Yani sen onun inancına da saygı duyuyorsun. Ama diğer taraftan sadece söylem olarak baktığında, şimdi söylem olarak her şey var ama bakıyorsun yaşamında o dinle uyuşan, örtüşen hiçbir yönü yok. Hırsızlık yapıyor. Yani baktığında şimdi işte televizyon kanallarında işte Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in yoksulluğunu anlatarak ağlayanların, adamların kendilerinin milyon dolarları var. Yani ve de onları anlatmak bu için. Bu duygu sömürüsü dünya bir para alıyorlar. Yani baktığında şimdi o zaman madem yoksul olmak, yani Allah'a erdemli yakın ise, olmak, o zaman her şeyini dağıt herkese, yoksul kal. Yani bunun çok açık bir şey. Bu ibadetse, kutsallıksa bunu yaşa o zaman. Niye yaşamıyorsun? Paylaşma var. Sen yaşamıyorsan o zaman niye anlatıyorsun başkaları yaşasın bizi, diye? Son bir cümlemi söylemek istiyorum. O kadar güzel bir şeydir ki hani şu anda bizi hayır dediğimiz için bize terörist diyenlere şunu söylemek istiyorum. Efendimiz şöyle bir cümlesi var, diyor ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani komşun senin herhangi bir din, hangi dine mansup olursa olsun önemli değil. Hangi, nereden, nasıl bir millette olursa olsun önemli değil. Burada belirtmiyor. Komşun diyor. Sana yakınan yakın bir insan diyor. Yakın bir insan açken sen tok olamazsın diyor. Ama biz ise sadece hayır dediğimiz için vatan haini olabiliyoruz. Ya işte bak şuraya baktığımızda yani biz referandumla bile dini tartışmak zorunda kalıyoruz. Yani maalesef ülkede bir referandum var. Yani bunu dini tartışıyoruz. Yani baktığında dinle bunun ne ilgisi var? Ülkede bir referandum olacak. Biz referandumda işte yasalar nedir, anayasa ne söylüyor, ne yapıyor? Biz bunları hatta televizyon programlarında evet, hayırcı hadis, olarak da hadiste evet var diyorlar. Yani hani ayette evet geçiyor diyorlar. Yani bunu hayır da çıkartıyorlar bazıları da. Yani bu kadar da şey etmez. Yani gerçekten şuradan bakmak lazım. Yani toparlayalım. Yani bir işçi, ya kardeşim bu ülkede bu yasa değişince benim açımdan kaderim nasıl değişecek? Bir evet. Öğrenci, kardeşim bu yasa geçince veya geçmeyince benim kaderim de ne değiştirecek? Bir genç, bir kadın, yani benim kaderimde ne değiştirecek bu yasa? Buradan bakaraktan tartışması yani gerekiyor. Yani bu tür değişecek bir şey varsa biz de destek verelim zaten. Hani İyi desinler ki yani. İyi bir şey varsa. Zaten hani her zaman işçi kazanacak, vatandaş kazanacak desinler. En büyük desteği biz verelim. Yani bizim de milletvekillerimiz, örgütlerimiz var. Biz de bir arkalarından gidelim. Yani evet bunu yapın biz destek oluyoruz diyelim yani. Yapsınlar böyle bir şey. Abdullah Bey, sizden başlayaraktan o zaman bitirelim şeyi. Ne söylemek böyle son böyle son bugünkü olarak, son sözlerinizi bugün, alalım. Bugünkü. Sözleriniz bitmesin. Ben Ahmet Arif'in Anadolu şiirinde bir umudum sen de anlıyor musun dediği gibi bu hala dahil benim bu halktan, halkımdan çok büyük bir umudum var. Bu halkımın umudu beni her dahil bu fikirlerimle beraber bu yolumdan vazgeçmeyeceğimi gösteren. Çünkü ben eli nasırlı olan ve yüreği gerçekten bu ülkenin tam bağımsız olması için mücadele veren her insanla bir olmamız, bununla beraber halkın yanında olmamız gerekiyor. Ve Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda bir şey vardır, Kambur Kerim. Kambur Kerim'in hikayesinde çok güzel bir nokta vardır. Ve kalbi bir şahan gibi göklere salıp, pırıltılar görüp, çok uzak, çok uzak bir yerden çağıran sesleri duyarak ve bir müthiş, bir mukaddes kavgada en ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyor insanın. Tam bağımsız Türkiye için biz gençler her daim bu ülkede varız. Unutmasınlar. Selam. Biz gençler olarak gerçekten çok umutluyuz. Gezdiğimiz, gördüğümüz köyler, pazarlar, üniversiteler, sokak, kahveler hepsi bize umut oluyor, yüreklendiriyor, cesaretlendiriyor. Hakikaten birlikten kuvvet doğar diye boşuna dememişler. O birliğimizden kuvvet doğacak, inancımızla geleceğiz ve tek kişiye bu ülkeyi tapusunu vermeyeceğiz. Yine aynı yetki, Cumhurbaşkanı evet de çıksa, hayır da çıksa dediğim gibi Cumhurbaşkanımız değişmeyecek ama evet çıkarsa iç savaş çıkar diyenlere inat, hayır çıkarsa kutuplaşma değil kucaklaşma kazanacak.
ayrışma değil birleşme kazanacak. Diğer küçük partiler yok olmayacak. Umudu hep birlikte çoğaltacağız. Başka bir geleceği hep birlikte biz gençler olarak mümkün kılacağız. Hayırda buluşalım diyorum. Herkesin maddeleri tekrar tekrar inceleyip hür ve vicdanıyla gelecek nesillere bırakacağı en güzel miras olarak hayır oyu vermeye davet ediyorum. Bize de bu imkanı sağladığınız için hem E3'ye hem de size çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Biz şu, hep savunduğum bir nokta vardı bu süreçte. Şöyle bir şey, biz 1922'de köle olmamak için, yani başkalarına köle olmamak için 7 düvel dize getirdik. İzmir'den düşmanı denize döktük. Şimdi bir kişiye köle etmek istiyorlar bizi. Yani bizim milletimiz bunu, yani bu yetkiyi, bu köle olma, kendini köle etme yetkisini vermeyecektir. Bunun için milletimize güveniyoruz ve hayır oyu vermelerini sizlerin aracılığıyla istiyoruz. Yani ben de bugün çok coşkuluyum. Yani bu program gerçekten gençlerle bugün yaptık. Bugün hayır diyen gençlerle, ülkesine hayır diyerek sahip çıkmak isteyen gençlerle yaptık. Belki bir başka programımızda neden evet diyecek gençlerle birlikte yapacağız. Ama gençlerin siyasette olması, sorunlarına sahip çıkması, bir öğrenci gençliğin öğrenci olarak, işte işçi gençliğin işçi olarak, köylü gençliğin köylü olarak, yani bir kadın olarak siyasetteki yeri, mücadelesi çok önemli. Yani bugün işte sizin burada olmanız, işte yarın doğum gününü kutlayacağımız deniz gezmişlerin ruhunu yaşatmak, 78 kuşağında Erdal Erenler'in ruhunu yaşatmak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız onun mektubunu okuyarak ağlamıştı. Yani bugün bu ülkede hala özgürlüğü savunan, hala bu ülkenin bağımsız bir Türkiye olma sevdalısı, bağımsız bir ülke olma sevdalısı, Gülşah'ın dediği gibi, yani hangi ulustan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi dilden olursa olsun biz böyle Türkiye'yiz. Biz kucaklaşacağız, kutuplaşmayacağız dediği gibi. Yani Abdullah'ın işte köylü gençlerin köylerine gitmesinler, tarımda, üretimde olsunlar. Senin üniversitedeki üniversite gençlerin ortak sorunlarınıza ortak çözüm arayalım dediğiniz gibi. Bugün denizlerin o mücadelesini sizlerin böyle karşımda gördüğüm zaman coşkuyla bir program yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye'den umutluyum. Türkiye'nin geleceğinden umutluyum. Sizin gibi gençlerle program yaptığım sizleri de gördüğüm için diye katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz de tekrar teşekkürlerimizi sunup teşekkür size ederiz. Ufak bir hediye vereceğiz. Kutuplaşma değil kucaklaşma çok kazansın. Olsun. Ayrışma değil birleşme kazansın. Böyle bir hayırlı günler ve hayırlı programlar diliyoruz. Ben o tişörtü alıyorum. Size teşekkür ederekten sizin gibi gençlerden böyle bir hediye almak güzel. Tişörtünüzü kabul ettiğiniz için biz kabul çok ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Ben yalnız Alman vatandaşı olduğum için oy kullanamıyorum. Oyum olmayacak. Ama siz de etkileniyorsunuz çıkacaksınız. Ama bize vesile ben oluyorsunuz. Ben sizden etkileniyorum. Sizin gibi gençlerin siyasette yer almasından etkileniyorum. Onun için teşekkür ediyorum katıldığınız biz için. Biz çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz gençlere evet. Fırsat verdiğiniz için. ETV'de 7. günü. Bugün gençlerle birlikte, gençlerin coşkusuyla birlikte kapatıyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla birlikte sizlerle olacağız. Burada herkesin sesi olacağız. Ama biz öncelikle Türkiye'nin geleceği için, bağımsız bir Türkiye olması için, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanmış bir Türkiye olması için ısrarla programımızda gündeme getireceğiz. Bu düşünceleri burada her zaman paylaşmaya, sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya farklı konu ve konuklarımızla buluşmak üzere. Hoşçakalınız.